Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Geçen seçimlerde hatırlıyorum Başbakan Erdoğan'ın, o dönem başbakandı, çılgın projesini tartışmıştık Tarafsız Bölge'de. Herhalde bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Türkiye Projesi adını verdiği bu büyük projesini, bugün açıkladıkları bu büyük projesini tartışacağız. Bu proje nedir? Ne işe yarar? Gerçekleşebilir mi? Kaynağı nedir? Çalıntı mı? Değil mi? Özgün mü? Uygulanabilir mi? Bütün bunları bu akşam Tarafsız Bölge'de sorgulayacağız. Konuklarımız 3 Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 önemli ismi, önde gelen ismi. Öncelikle Akif Hamza Çebi, CHP'nin grup başkan vekili, hem İstanbul birinci bölge milletvekili adayı. Erdoğan Toprak, CHP Seçim İşleri Koordinasyonu Başkanı. Bütün yük sizin üstünüzde galiba. Seçim işlerini siz yürütüyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. İstanbul milletvekili adayı. Ve Faik Öztrak, CHP'nin ekonomi kurmaylarından. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Sorular soracak gazeteciler de var. Onları da hemen tanıtalım. Çağdaş Şirin, kendisi gazeteci değil ama araştırmacı, ekonomist, bu konulara bilen birisi, projeyi sorgulayacak bu akşam. Hoş geldiniz. Çiğdem Toker Ankara'dan geldi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Çiğdem Toker. Hoş bulduk. Toker. Merhaba. Ve bizim Emin Çapa'mız. Emin Çapa da bu akşam bizlerle birlikte. Emin Çapa'ya da merhaba diyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Tarafsız Bölge başlayacak. Evet, tekrar merhaba. Sayın seyirciler, bugün açıklanan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı Merkez Türkiye projesini konuşacağız, değerlendireceğiz. Şöyle 3 aşamalı bir program olsun istiyorum. Bir, değerli soru soracak olan konuklarımızdan rica ediyorum. Birinci bölüm, bu proje nedir? Yani mahiyetini anlayalım sorularımızla. Burada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 değerli isim projenin mahiyetini açıklasın bize. İkinci bölümde bugün proje açıklanır açıklanmaz iktidar cephesinden ard arda açıklamalar geldi. Değişik açıklamalar geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu projeyi değerlendirdi. Başka açıklamalar var. Gelen bu eleştirileri konuşalım. Yani bu eleştiriler üzerinde duralım. Son bölümde ise seçime doğru CHP'nin son durumuna belki fırsat kalırsa bakarız. Durum nedir? Çünkü her 3 isimde hem tecrübeli hem sahadan geliyorlar hem de genel olarak CHP'nin seçim işlerinden, Erdoğan Bey var burada sorumlu olan, diğer isimler de biliyorlar genel manzarayı. Biraz bize CHP'nin son durumunu anlatırlar diye düşünüyorum. Hemen başlayabiliriz. İlk soru Çiğdem Toker sorsun. Mahiyetini anlamak için ne sorabiliriz ilk etapta? Türkiye'nin coğrafi ve genç nüfus iki temel avantajını eş anlı kullanacak bir küresel entegrasyon projesi. Yani okuduklarımdan çıkardığım özet bu. Hem büyüklük hem de sağlayacağı istihdam açısından iddialı görünüyor. Bir sürü bileşeni var tabii. Kaynak bileşeni de var, istihdam bileşeni de var. Milli gelir boyutu var. Bütün bunların hepsi çok önemli de. Bir belki gazeteci refleksi, çok merak ettiğim bir şey var. Belki de sonunda sorulması gereken bir şey bu. Yayını da dikkatle izledim, filmi de dikkatle izledim. Bir şehir kurulacak bir kere. Bir şehir inşa edilecek sıfırdan. Muhtemelen bu 82. il olacak. Bir valisi olacak. Kemal Bey öyle açıkladı. Özel bir yasası olacak. Sıfır bürokrasi vaadi var. Bunların bir kısmı kavramsal olarak bize tanıdık geliyor. Bir kere nerede olacak bu şehir? Orta Anadolu'da mı olacak? Bir liman kenti mi olacak? Bir liman bağlantısı olacak mı, olmayacaksa neden? Şehir belli mi değil? Yoksa belli de bunu bazı sebeplerden dolayı şu anda paylaşmıyor musunuz? Faik Bey mi cevaplasın? Yok, ben cevap veririm. Erdoğan Bey, Erdoğan Toprak. Şimdi biz şehri belirtmedik. Bu bir proje. Önemli olan projenin önce Türkiye'nin önünü açıp açmayacağı. Şehir sonraki bir detay. Devletin birikimini bunun içerisine katmadan, devletin yetişmiş kadrolarını bunun içerisine katmadan bir siyasetçinin, bir siyasi partinin ben bu şehri de burada kuruyorum demesini doğru bulmayız.
Bu şehri seçerken birçok faktörler var. Oraya demir yollarının, karayollarının, diğer limanlarla bağlantılarının, bunların hepsinin önemi var. Biz devlet birikimini yok kabul etmeyeceğiz. Çünkü devlette gerçekten yıllarını bu ülkeye vermiş çok saygın bürokratlar var. Çok saygın yetişmiş kişiler var. Biz 8 Haziran sabahı iktidara geldiğimizde bu arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki, evet bu proje Türkiye'nin önünü açacak bir proje. Biz dünya pazarlarından 21,5 trilyon dolarlık dünya pazarından Türkiye'ye katkı almak istiyoruz. Bu katkıyı alacağımızdan eminiz. Çünkü bu Türkiye'nin coğrafi avantajları var. Bu coğrafi avantajlarını Türkiye 1980'lerde turizmle kullandı. Turizmde bu ülkenin denizinden, güneşinden faydalanarak avantajlarını kullandı. Şimdi ne avantajı? Şimdiki coğrafi avantajını kullanarak yani Orta Asya'ya yani denizi olmayan ülkelere öyle bir imkan sunuyoruz ki uzak doğudan gelecek malların bu ülkede büyük bir merkez oluşturarak o ülkelere kısa bir sürede ulaşmasını sağlayacağız. Tren yoluyla, karayoluyla veya hava yoluyla. Yani biz coğrafi avantajlarımızı bu projede kullanmak istiyoruz. O şehir bu işe mi yarayacak? O şehir bu işe yarayacak. Peki sıfırdan bir şehir kurmak yerine bunu herhangi bir şehirde yapmak mümkün değil mi? Bu şehri orada yapmak mümkün değil. Çünkü bu şehrin temelinde lojistikten öte eğitim var, Ar-Ge var, paketleme var, yan sanayi var, hava yolları var. Yani birçok şeyi orada kurmak zorundasınız. Peki dünyada hiç böyle bir şehir kuran memleket var mı? Tabii ki var. Yani hangi? Türkiye dünyada 3 tane merkez var bu konuda. Bir tane de bir merkez daha kuruluyor. Kral Abdullah Port diye Arabistan'da bir tane kuruluyor. Suudi Arabistan'da. Evet evet. Yani orada da gösterebilir misiniz? Tabii neyi ki gösteriyorsunuz orada? Yani hadi şurada gösterebilirim. İki tane küçük yer var burada. Aslında bu projeyi biz tespit etmedik. Yani Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi orada bir laf kullanmış. Demiş ki merkez ülke lafını ben kullandım diye. Yani sırf merkez içinde geçiyor diye senin söylediğin şeyi biz burada kullanmadık. Onlara cevap vereceksiniz, evet, merak şimdi etmeyin. Şimdi burada ticaret ağı oluşturuyoruz. Burada 3 tane proje var dünyada. Bir tanesi Güney Amerika'da. 2 tanesi de Uzak Doğu'da. Biz 4.'sü olacağız. 4. proje biz uzmanlarla oturduk. Bu bölgenin coğrafi avantajlarını kullanarak Mersin Limanı'nı, İskenderun Limanı'nı, Samsun Limanı'nı, Trabzon Limanı'nı kullanarak Uzak Doğu'dan veya Amerika'nın Baltimore'undan veya herhangi bir yerinden gelen bir ürünü Anadolu'nun merkezinde demir yollarının da oluştuğu bir merkez oluşturarak burada onu depolamak, paketlemek, ona farklı ambalaj sistemi sağlayarak, yan sanayi imkanı sağlayarak Orta Doğu pazarına veya Orta Asya pazarına çok kısa sürede ulaşımını sağlayacağız. Bu çok önemli bir şey midir? Tabii ki. Bakın Ahmet Bey, Türkiye'de bile bir fabrikanın Anadolu'nun birçok yerinde depoları var, bölge bayilikleri var, depoları var. Bunların yani çok basite indirirsek onlar oradan bayilerine mal sevk ederler. Amaç nedir? Kısa vadede bayilerine oradan ürünü teslim etmek. Bizim de burada yaptığımız bu. Çin. Siz bunu dünya çapında yapmak istiyorsunuz. Biz bunu dünya çapında yapmak istiyoruz. Uzak Doğu üretimin merkezi. Tüketimin merkezi ise Avrupa ve Orta Asya. Çin bunun sıkıntısını yaşadığı için sizler de hatırlayacaksınız Pire Limanı'nı satın aldı. Ama Pire Limanı bizim bu projemizin yanında çok büyük bir proje değil. Biz peki uygun muyuz bunun için? Coğrafi avantajımız bu iş için biçilmiş bir kaftan. %100. %100. Dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde bunu iddia ediyorum. Türkiye gibi bu iş için coğrafyası uygun bir bölge yok. Ve sadece şunu söylüyorum. Türkiye neden bu coğrafi avantajını kullanamamış? Gerçekten de ona şaşıyorum, hayret ediyorum. Çok özür dilerim. Birkaç hani bilmeyenin soruları. Siz biraz biliyorsunuz bilmeyenin soruları. Kaç kişi çalışacak bu işte? Bu projeye 2000, biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2015'te 8 Haziran sabah iktidar olacağımızı görüyoruz. Ve şu andaki yaptığımız çalışmalarla da bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Biz kadrolarımızla beraber
2017'ye kadar bunun proje çalışmalarını tamamlayacağız. Partimizin dışında bize gönüllü olarak katkı veren birçok arkadaşımız var. Onlara da huzurunuzda teşekkür ederim. Bu arkadaşlarımızın katkılarıyla beraber ilk bu projenin hayata geçmesi, yani çarkın dönmesi 2020 yılında olacak. 2020. 2020. İşte bu beni şey yapıyor, yani siz 5 yıllık iktidar olacaksınız ama o 15 yıllık bir projeyi vaat ediyorsunuz. Bu tutarlı bir şey mi? Bu tutarlı bir şey. Çünkü bu şehir kademeli olarak kendi dinamikleriyle büyüyecek. Yani devletin kontrolünde bir yapı olmayacak. Biz buna gelir gelmez çıkaracağımız yasal bir statüyle... Özel bir statüsü olacak. Özel bir statü olacak. Yani bunun bürokrasi çarkına takılmaması lazım. Yerli ve yabancı sermayeyi koruyan ve kendi içinde büyüyen özel bir yapısı olan bir yapıya kavuşturacağız. İstanbul bu Finans yapı... Merkezi de bu özel bir yasa ve özel bir alan olarak ihlas edilmişti. Onunla bir benzerliği var mı? Pardon, anlamadım. İstanbul Finans Merkezi. Şimdi Türkiye'de bu noktada birkaç tane şeyi sayabilirim. Serbest bölgeler var buna benzeyen. Organize sanayi bölgeleri var. Bir de çok iyi örnek olmamakla beraber GAF var böyle. Ve bunların hepsinden deneyim elde ederek biz bu projeye öyle bir yasal bir prosedür sağlayacağız ki onun yönetimi bizde olmayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde olacak. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde olacak. Yani bunun kontrolünü hiçbir zaman siyasi iradenin iki dudağı arasına bırakmak istemiyoruz. Bu tehlikeli bir gidiştir. Bunu da doğru bulmuyoruz. Projenin ilk üretime başladığı yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci döneminin sonunda olacak. Yani 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. 4. yılın sonunda olacak. 4 yıl sonra. Ve bu hayatına kendi dinamikleriyle devam edecek. Peki ilk 4 yılda proje başladığında ne, kaç kişi istihdam edilecek? Şimdi Ahmet Bey, ne kazanacağız? Bu projenin Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim öngördüğümüz nokta 40 milyar dolarlık bir devlet yatırımı var. Bunun 27 milyar dolarını ilk 4 yıl içerisinde biz oradaki demir yollarının iyileştirilmesini, enerji hatlarının iyileştirilmesini... Altyapıyı harcayacağız. Yani yollarıydı, altyapı hizmetleri, biz bunu harcayacağız zaten. Ve bu harcadıktan sonra üst yapıyı özel sektöre devredeceğiz. Özel sektör gelecek, biz onlara yer tahsis edeceğiz. Onlar kendi binalarını yapacaklar, onlar kendi altyapılarını... Bu çalışmayı ne kadar süredir yapıyorsunuz? Bu çalışmayı 4 yıldır yapıyoruz. Peki hep görüştünüz mü Odalar Birliği ile, İhracatçılar Meclisi ile, şunlarla bunlarla temas kurdunuz mu bu proje bağlamında? Bu proje ile ilgili aslında Çiğdem Hanım da bir toplantıya katılmıştık. 2012'de Bursa'da iş dünyası toplantısına katılmıştık. Ben de o zaman iş dünyasından sorumlu genel başkanım. Genel başkanın. Evet. Sayın genel başkanımıza katıldığımız bir toplantıda 5 tane stratejik sektör söylemişti o toplantıda. Çiğdem Hanım hatırlayacaktır. Bir tanesi buydu. O günden beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu sektörün adı ne? Bu sektörün adı aslında temelinde bir lojistik ama bir hizmet sektörü, bir ticaret sektörü. Bu lojistiği de aşan bir sektör. Yani o bölgede öyle bir yatırım yapıyoruz ki Çin'den gelecek büyük montanlı, hacimli ürünlerin o bölgede tekrar yeniden ambalajlanıp yeniden farklı bir şekilde montaj sanayini harekete geçirecek Azerbaycan'ıdır, Türkmenistan'ıdır, Irak'tır ve o ülkelere... Erdoğan Bey, anladım. Bize şuna, yani son sorum ne olur affedin beni, sonra size bırakacağım sözü. Şunu bana bize açıklar mısınız? Hiç anlamıyoruz bu işten. Bu proje adım adım hayata geçmeye başladıkça Türkiye ne kazanacak? İstihdamda, ekonomik büyümede ne etkisi olacak? Yani basit bir şekilde. Yani ilk 5 yılda şu olacak, ikinci 5 yılda şu olacak, proje tamamlandığında da şu olacak diyebileceğiniz rakamları kısaca verir misiniz? Şimdi ben şunu söylemek, bu projenin birinci etabı tamamlandığında, yani 2035'e gelindiğinde buradaki çalışanların maaşları ortalama 33 bin dolara gelecek. Burada 2 milyon 200 bin kişi burada iş imkanına kavuşacak. 2 milyon 200 bin kişi. 2 milyon 200 bin kişi. 100 milyar dolar Türkiye bütçesine buradan bir kaynak gelecek. 47 milyar dolar da
ilave çevresindeki şehirlerin etkileneceği bir kaynak. Yani toplam 147 milyar dolarlık Türkiye'nin bütçesine bir kaynak gelecek. 2 milyon 200 bin kişi bu ülkede iş sahibi olacak ve bu ülkedeki vatandaşlarımızın geliri 33 bin dolara gelecek. Peki ama bu 2030'da mı olacak? 2035'te olacak ama 35. 2020'den itibaren kademeli olarak. Kademeli olarak bunu hissedeceğiz diyorsunuz. Tabii ki. Ama çok uzak bir hedef değil mi 2035? Hayır. Böyle projeler böyle midir yani 2030? Bu tip projeler dünyanın her yerinde böyledir. Kendi içerisinde kendi dinamikleriyle büyür. Yani siz bir anda 3 milyonluk şehri pat diye oraya koyamazsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen girin. Aslında sizin sorunuza yani benzer bir örnekle başlamak istiyorum. Benim uzmanlık alanıma da giriyor. Buna benzer bir çalışma aslında Çin'in Shenzhen diye bir kentinde 1979'da yani 300 bin nüfuslu bir kentte bu çalışma yapılıyor. Bu Charter City diye de geçer literatürde. Yani çoğunlukla boş bir araziyi alıp lojistiği ya da işte altyapı hukuksal şeyi çok kolay olan bir yerde dönüştürürler. Orada 30 yılda olan şeyi bahsedersem 300 binlik nüfusluk bir şehir 10,5 milyon oluyor 2010 civarında. 300 milyon liralık bir ekonomi o bölgedeki yaklaşık 260 milyar dolarlık bir ekonomiye dönüşüyor 30 yıllık süreçte. Dolayısıyla yani yapılmışından ne olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kişi başına milli gelir orada 1000 dolardan 24 bin dolara çıkıyor. Dolayısıyla literatürde başarılı örnekleri var. O Shenzhen tam lojistik değil ama charter city yani sıfırdan başlanan bir şehir. Dünyada bunu denemişler böyle diyorsunuz. Böyle bir sonucu ulaşmışlar. Örnekler var. Örnekler somut olarak 30 yılda Erdoğan Bey'in söylediğini biraz paralel aslında. Yani rakamlar biraz tutuyor gibi görünüyor literatüre bakınca. Benim sorum şu olacak aslında. Yani 270 milyar dolarlık bir ekonomi Shenzhen'e baz alırsak bizim İstanbul'un ekonomik büyüklüğüne eşdeğer ya da Yunanistan'ın ekonomik büyüklüğüne tüm Yunanistan. Böyle yani bir Yunanistan büyüklüğünde bir ekonomi, projeden bahsediyoruz. Yani orada öyle bir ekonomi olmuş. Türkiye'den ne kadar olur bilmiyorum ama. Soru? Soru şu. Türkiye'nin şöyle bir handikapı var aslında. İstanbul az önce bahsettiğim gibi Türkiye ekonomisinin yarısından fazlasının geçtiği, işlediği bir ekonomi. Yani mevduatın yarısı burada, üretimin, ihracatın yarısı burada. Ama nüfusun sadece %18'i, tüm arazinin de %3'ü burada. Evet. Ama bizim ekonomimizin yarısından. Dolayısıyla şöyle bir riskimiz var. Yani deprem riskimiz de olan bir şey. Yumurtayı tek bir sepete koymuş gibi görünüyoruz. Siz bu projeyi hazırlarken acaba bu yumurtaları farklı şeylere taşıyalım gibi bir endişe de var mıydı? Yani bu merkezi alıp başka bir merkezde oluşturalım Türkiye'yi. Şunu mu soruyorsunuz? Evet. Yani İstanbul'daki bu merkezileşme ve yoğunlaşmayı başka bir yere taşımayı mı düşünüyorsunuz? Yani en azından yükün birazını oraya mı almak istiyorsunuz? Faik Bey. Şimdi tabii bu İstanbul'u veya başka bir yere dışlayan bir proje değil. Yani biz burada bir gerçekten dünyanın oluşturduğu, dünyada oluşan değer zincirleri üzerinde önemli bir noktayı meydana getirmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz önce sordunuz yani nedir bu tam diye baktığınız zaman. Bir kere isterseniz şöyle kısaca özetleyeyim. Dünyada ulaştırma modları var. En ucuz mod, yani en ucuz ulaştırma biçimi daha rahat konuşalım, gemiyle ulaştırma. Ama süresi çok uzun sürüyor. Ondan sonra demir yolları geliyor. Ondan sonra karayolları geliyor. O daha bir kısa süresi ama biraz daha pahalı. En pahalı da hava yolu ama süresi de en kısa olan hava yolu. Şimdi biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Biraz önce sordunuz. Bugün Şangay Limanı'ndan Bakü'ye gönderilen bir mal 50-55 günde alıcısına ulaşıyor. Şangay'dan evet, Bakü'ye. Şimdi biz burada yapmaya çalıştığımız şeyle şunu ortaya çıkarıyoruz. Malı Şangay Limanı'ndan bu Merkez Türkiye getireceğiz. Burada büyük depolar kuracağız. Dolayısıyla Bakü'deki bu malı kullanan alıcı eskiden 55 gün önceden sipariş vermesi gerekirken bugün 15 saat önce sipariş verdiğinde 15 saat sonra mal elinde olacak. Neden? Çünkü siz... Çünkü ben gemilerle malı getireceğim limanlara. Karadeniz limanlarını kullanacağım. O zaman hem alıcı Akdeniz limanlarını hem kullanacağım. Alıcı evet. Karlı olacak, hem satıcı karlı olacak ve Merkez Türkiye'de alıcıdan da satıcıdan da pay alacak bu
Tabii. Aracılık görevine. Bir kere bu aracılık görevinden pay alacak. İki, burada bu aktivite varken burada tabii belli bir elleçleme faaliyeti de yapılacak. Ambalajlama, farklı forma dökme, montaj gibi ve yine bunun yanında bunun gerektirdiği bilgi altyapısının oluşturulması için ihtiyaç duyulan endüstriler de bu noktada gelişecek. Dolayısıyla bu gerçekten önemli bir entegre proje. Biraz önce hocamızın sorduğu İstanbul'u mu rahatlatmaya çalışıyorsunuz? Hayır. Yani bu özellikle İstanbul'u rahatlatmaya çalışan bir proje değil. Ama tabii gelişmeyi, büyümeyi Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefleyen bence bu daha doğru. Proje. Yani İstanbul evet. Varlığını koruyacak, aynı üretimini sürdürecek. Bir başka İstanbul oluşacak. Yani bir başka alanda evet. Bir başka ekonomik büyüme modeli yaratılacak. Evet. Şimdi devam edeyim isterseniz. Biraz önce yine şeyi konuştuk. 2035 çok uzak bir tarih değil ama neden 2035'i kullanıyorsunuz diye sorarsanız yani devletlerin yaşamında bize göre belki çok uzak bir tarih ama 2035 aslında Türkiye'de demografik fırsat penceresinin yani genç nüfusun artık sayısının yaşlı nüfusun altına düştüğü demografik fırsat penceresinin kapanmaya başladığı yıl. Türkiye oraya kadar ne yaparsa yapar işte o noktada genç nüfus avantajını kullanmış olur. Bu projede coğrafi avantajın kullanmasına imkan sağlar ve böyle baktığımız zaman da Türkiye bu iki stratejik üstünlüğünü kullanmak suretiyle bir noktaya gelir. Şimdi nasıl genç nüfusu ne yapacaksınız diye soracaksınız muhtemelen. Bu kentte 3 milyon kişi yaşayacak. 1 milyon 633 bin kişi bu kentte çalışacak. Buna bağlı olarak 550 bin kişi de diğer kentlerde çalışacak. Dolayısıyla burası 2 milyon 200 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Artı burada işler biraz daha yüksek katma değer getiren ve bu nedenle daha yüksek ücret getiren işler olduğu için Türkiye ortalamasına göre burada kişi başına gelir 3 bin dolardan daha fazla yüksek olacak. Türkiye ortalamasının 3 bin dolar üstünde olacak. Yani vatandaşımız diye ben şunu söyleyeyim. 2 milyon 200 bin tane iş geliyor. Çocuklarına, evlatlarına 2 milyon 200 bin iş geliyor. Ve yine çocuklarına, torunlarına Türkiye ortalamasından 3 bin dolar daha fazla kazandıran kişi başına olarak baktığımızda işler geliyor. Peki. Yani bu hem daha iyi işler hem daha çok iş. Vatandaşın kafasında şöyle bir soru belirebilir. Bu iş... Yani 2030'ları bulmak zorunda mı? Daha erken bitirilemez mi? Daha hızlı yapılamaz mı? Tabii haklısınız. Daha erken bitiyor zaten. Şöyle, proje 2020'den itibaren faaliyete geçmeye başlıyor. 2024 yılına geldiğimiz zaman katma değer yatırım karşılaştırmasını yaptığınızda katma değer yatırımı yakalıyor. Yapılan yatırım miktarını yakalıyor birikimli katma değer. 2034'e geldiğimizde hani burada artık yavaş yavaş İstihdam başlayacak, gelir de elde etmeye başlayacak. 2034 projenin en olgun, en üst seviyeye 2035 ulaştığı zaman orada bu da... Bu verdiğiniz rakamlar o gün için geçerli olacak. Biraz önce 1 milyon 600 bin dediğim rakamlar o gün zirvede geleceğimiz nokta. Ama baştan itibaren burada önden yüklemeli bir kamu yatırımları sürecini başlatacağız. Buralarda çok ciddi tabii istihdam imkanları ortaya çıkacak. Peki. Dolayısıyla yüksek istihdam sağlayacak olan bir proje. Son bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Projemin birikimli olarak 2035 yılına kadar yaratacağı katma değer 1 trilyon dolar. Peki. Yaptığımız yatırım 200 milyar dolar. Büyük bir kazanç yani. Bir koyup beş alacağız. Bir koyup beş alacağız evet. Diyorsunuz. Emin Çapa. İnandırıcı mı? Bir kere ben çok şaşırdım söyleyeyim. Yani projeyi duyduğum zaman ben çok şaşırdım çünkü... Birincisi geçen hafta ben Türkiye'de benim çok güvendiğim Türkiye'de de ekonometri yani ekonominin matematiksel tarafını en iyi bilenlerden biriyle biz böyle bir çalışma yapmıştık. Türkiye yeniden yüksek büyümeye dönerken teknoloji üretmek hep bunu söylüyoruz teknoloji üretmek yatırım yapmak bunlar zaman alan şeyler. Daha hızlı neler yapılabilir diye bir çalışma yapmıştık ve orada bir şey çıkmıştı. Buradan ismini veremeyeceğim çünkü çalıştığı kurum nedeniyle adını veremeyeceğim. Aslında burada hemen herkes tanıyor kendisini.
Fakat orada şöyle bir şey çıktı. Türkiye ilk kez bu projeden 4. 5 yıllık kalkınma planında bahsediyor. Lojistik tarafından. Soracağım soru da buna bağlı zaten. 1979-83. Ardından biz şu anda 10. 5 yıllık kalkınma planındayız. 2014-2018 aralığında. Bunların hepsinde şu cümle geçiyor. Birebir aldım cümleyi. Diyor ki, Türkiye lojistik master plan yapacaktır ve lojistik köyler kurulacaktır. Ve şimdi geldiğimiz yerde lojistik master planımız yok. 4. plandan 6. yani 35 yıldan bahsediyoruz. 3 yılı daha önümüzde bunun. Ve hiçbir şekilde lojistik köyümüz yok. Şimdi şuna, CHP ne diyor? Şimdi bir şey daha söylememe izin ver. Ondan sonra bunu sorayım. Bu sadece lojistik tarafının ekonomiye katkısını biz hesapladık. CHP'nin bu planından benim haberim yoktu. Ben herhangi bir partinin binasına girmiş bir insan değilim bu arada. CHP de dahil olmak üzere. En fazla önünden geçmişimdir. Yolun arkasında binası vardır. Bense bütün partilerin binasına girmiştim. Hiç girmedim. Burada girmedik var herhalde. Hiç de ilgimi de çekmiyorum, onu da söyleyeyim. Sadece lojistik olarak Türkiye'nin lojistik master plan yapması ve bunu uygulaması ve lojistik köyler kurması. Burada bir tek merkezden bahsediliyor. Milli gelire yıllık katkısını biz 0,5 ile bunu çalışan ekonometrici dostumda 0,75 plus bir büyüme sağlıyor. Bu çok büyük bir şey. Başka hiçbir şey. Bütün şartlar sabit kalarak sadece bunu yapmak bile. Şimdi benim sorum şu. Burada sizin kastettiğiniz şeyin bir lojistik olmadığını görüyorum ben sadece. Bunun bize önce bir bunun plusı nedir? Bir onu anlatır mısınız? Artıları yani artısı nedir? Lojistiğin üstüne üretim olacak dediniz. Ne olacak? Bunun artısı nedir? Yani lojistikten fazlası. Akif Bey belki buna cevap vermek ister veya biraz, isteyen birisi. Bir dakika şimdi bir bana izin verin lütfen. Soru açık. Cevabını reklamdan sonra vereceğiz, alacağız. Çünkü reklama gitmem gerekiyor. Fakat ben Emin'in anlattıklarından şunu anlıyorum ki Türkiye aslında ta 70'li yıllardan itibaren bunun bir nüvesini hep düşünmüş, böyle bir şey yapmak istemiş, tasarlamış ama bir türlü harekete geçmemiş. Şimdi, bu iktidarda bu iktidarda yani AKP iktidarda 3. kalkınma planında da bunların hepsi var yani. Şimdi bu proje, CHP'nin projesi oradaki o nüvenin daha da genişletilmiş, daha da komplike hale getirilmiş hali gibi görünüyor. O zaman bu aslında çok da özgün bir proje değil mi? Hayır. Reklamdan sonra. Peki kısa bir ara bunu tekrar konuşalım. Aynı soruları tekrar ederek tekrar baştan alacağız kısa bir aradan sonra. Tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. CHP'nin Merkez Türkiye projesini konuşuyoruz. Emin Çapa. Kısaca Akif Hamza Çebi'ye soruyu bir daha tekrarlayabilir miyiz? Türkiye'nin bunu ilk bahsettiği yani lojistik merkez olma, bir master plan yapma ve lojistik köyler kurma diye geçiyor. 4. 5 yıllık kalkınma planında 1979 ilk bahsi. Evet. Ve ondan bu yana geçen 6 tane 5 yıllık kalkınma planı yaptık. Her birinde bir master plan yapacağız, yapılmadı. Bir lojistik köyler kuracağız, bunlar da yok. Sizin bu lojistik planın üstüne ne koyduğunuzu ben merak ediyorum. Bunun üstünde ne var? Sadece bir lojistikten mi bahsediyoruz yoksa? Şimdi belki önce şunu söylemek lazım. Hani niye lojistik? Niye oradan başladık? Sorunuza oradan geleyim. Şimdi Türkiye'deki imalat sanayinin üretim yapısına baktığımızda ve ihracat içindeki imalat sanayi ürünlerinin payına baktığımızda yüksek teknolojili ürünlerin payının hem üretimde hem ihracatta azaldığını görüyoruz. Türkiye maalesef burada geriye doğru gidiyor. Türkiye birinci olarak bu sanayileşme politikasını değiştirmek zorundadır. Biz bunu yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim bildirgemizde bunu taahhüt ettik. Bu ancak zaman alıcı bir süreçtir. Yüksek teknolojili ürünlerin üretimine geçmek ve ihracat içindeki payını arttırmak şüphesiz bir zaman alacak. Bu sırada Türkiye dünyada bir fırsat var. Lojistik sektörü yükseliyor. Olağanüstü yükseliyor.
2004 yılından bu yana dünyadaki gayri safi yurt içi hasıla içindeki lojistiğin payına baktığımızda normal gayri safi yurt içi hasıla artışının %4-5'lerde seyrederken lojistik iş potansiyelinin %20 civarında arttığını görüyoruz. Sadece 2004'ten 2013'e 4 trilyon dolardan 7 trilyon dolara çıkmış olan bir büyüklükten söz ediyoruz. Ve dünyada 3 büyük proje var, lojistik projesi. Birincisi Latin Amerika ülkelerindeki demir yolu ve ulaşım ağlarını birbirine bağlayarak buradaki ürünleri dünya pazarlarına aktaracak olan bir lojistik merkez. Güneydoğu Asya'da Singapur'u Asya ile ve dünya pazarlarıyla bütünleştirecek ikinci lojistik merkez ve Çin'in İpek Deniz Yolu projesi olarak isimlendirilen diğer lojistik merkez. Hükümetin bizim lojistik projemiz var dediği her yılın yıllık programında yer alan mütevazi cümlelerle ifade edilen bir projedir. Yani bizimkiyle kıyas kabul etmeyecek bir ifadedir. 2015 yılı yıllık programına da bakın, orada Türkiye bölgesinde lojistik açısından önemli bir ülke olacaktır şeklinde bir cümleyi görürsünüz. Temenni cümlesi. Temenni cümlesi. Yani temenni cümleleriyle bir yere varmak mümkün değil. Dünya Bankası Dünya Global Lojistik Endeksi yayınlıyor. Türkiye bu endekste 30. sırada yer alıyor. 2012'deki sırası 27, 2014'e geldiğimizde 30'a inmişiz. İrtifa kaybetmişiz. Demek ki Türkiye'yi geçen ülkeler var. Biz o nedenle 200 milyar dolarlık bir yatırım öngören bir lojistik projesi öngörüyoruz. Merkez Türkiye projesi. Onların derken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veya hükümetin öngördüğü lojistik köyler projesinin toplam yatırım tutarı 1.1 milyar dolar gibi sembolik bir rakamdır. Bizimkiyle kıyas kabul etmeyecek. Bizimkinin %1'leri seviyesinde bir yatırımdan söz ediliyor. Biz dünyada 4. lojistik merkezi olmayı hedefleyen bir ülkeyiz. Bizim projemiz budur. Toplam 200 milyar dolarlık yatırım. Bunun %20'sini kamu yapacaktır. Kamu bunu isterse kamu özel işbirliği modeliyle de yapabilir. Bunu da öngörüyoruz. Kalan %80'ini, ki %160 milyar dolar eder, bunu da özel sektör yapacaktır. Altyapı, kanalizasyon, enerji, iletişim, bütün bunlar kamu tarafından gerçekleştirilecektir. Özel sektörün ondan sonra buraya gelmesi sağlanacaktır. Akif Bey, bu bir çılgın proje mi? Efendim? Bu bir çılgın proje mi? Çılgın proje olarak isimlendirmiyoruz. Bakın, çılgın projenin adı Kanal İstanbul'du. Kanal İstanbul 2011'de taahhüt edildi. Şimdi bildirgelerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakalım. 2015'te yine Kanal İstanbul projesini görüyorsunuz. Bizim projemizin maliyeti bellidir, tutarı bellidir. Ama AK Parti'nin seçim bildirgesine bakın. Kanal İstanbul'un hala proje bedeli belli değildir. Çünkü böyle bir proje yok. Olsaydı bunun bir bedeli olurdu. Nasıl finansmanı nasıl sağlanacağı, özel sektör hangi yatırımı üstlenecek, kamu hangi yatırımı üstlenecek, bunlar belli olurdu. Hiçbiri yok. Dolayısıyla bizimkisi akıllı projedir. Bizimkisi akıllı proje. Türkiye'nin milli gelirine katkısı yüksek olacak. Bugünkü, bakın, 200 milyar dolarlık yatırım bugünkü rakamlarla, 2014 yılı fiyatlarıyla, sabit fiyatlarla hesapladığımız rakamdır. Kur etkisi falan burada yoktur. Bunun 2035 yılı tutarı, eğer kur etkisini falan dikkate alırsak, çok daha yukarılarda olacaktır. Evet. Bir şey daha, bir de İstanbul'la ilgili bir şeyi ilave etmek isterim özellikle. Elbette İstanbul Türkiye'nin merkezi, ekonomisinin sürükleyici kenti, lokomotif kenti. Tarihsel olarak İstanbul her zaman için lokomotif olmuştur. Ancak İstanbul'daki nüfus artışına baktığımızda Türkiye'deki toplam nüfus artışı hızının üzerinde bir artış olduğunu görürüz. Örneğin 1965 yılında İstanbul'un nüfusunun Türkiye'nin toplam nüfusu içindeki payı %7 iken 1980'de bunun %10'lara geldiğini görüyoruz. 2010 yılında bu rakam %18'dir. Şimdi %19'dur. Bu giderek yukarı doğru tırmanıyor. Anadolu'da bir cazibe merkezi olmalı ki İstanbul'a olan göç önlensin.
Bir kere bu projenin dolaylı olarak böyle bir amacı var. İstanbul'a olan göçü önleyecek. Aslında o soruya çok güzel cevap verdi. Evet. Erdoğan Bey mi yoksa Faik Bey mi hatırlamıyorum ama yani nereye yapacaksınız sorusuna bir cevap da vermiyorsunuz. Şu nedenle vermiyorum. Yani Anadolu'da bir yer. Bu Anadolu. Yani bilerek vermiyoruz. Bilerek vermiyoruz. Bilerek. Yani hiçbir yer düşünmedik anlamında bir şey değil. Ama şöyle ipuçları verebiliriz. Tarım alanlarını feda etmeyeceğiz. Bunu bir kere peşinen belli edelim. İstanbul gibi bir kentin içinde olmayacak. Yani Anadolu. Anadolu ama gerçekten bunu oturacağız. İşin uzmanlarıyla, teknisyenleriyle, Kalkınma Bakanlığıyla, diğer uzmanlarla oturacağız. Özel sektörle hep birlikte bunu konuşacağız. Bunu bir tartışma sonucu veririz. Şimdiden, yani diyelim ki bir siyasi parti bunu projelendirdiğinde, evet, şimdiden bunu nereye yapacağını bilemez mi? O gerçekçi olmaz mı? Bakın, bakın Anadolu'da nerede havaalanları var bunları biliyoruz. Nerede demir yolu hatları var? Nereye, hangi demir yollarını yapmalıyız? Bunların hepsini çalıştık. Bu proje bir kere... O zaman yeri de bilebilirsiniz. Bu proje bir kere müthiş bir demir yolu ağı gerektiriyor. O zaman yeri de bil... Hayır, yeri şurasıdır. Gerçekten diyemeyiz. Gerçekten diyemeyiz. Artı ama... spekülasyonu olmasın diye mi mesela? Hayır, bakın... Yani 3-4 tane alternatif yer olabilir. Bugün, diyorsunuz ki devletin uzmanlarıyla bunları konuşacağız. Efendim, elbette bir yer alternatifleri üzerinde çalıştık. Hiçbir şey çalışmadık derse yanlış olur. Bir kere ulaşım ağlarının merkezinde olacak. Yani havaalanlarının merkezinde olan bir yer olacak. Yeni havaalanı inşaatı var, o ayrı bir konu. Limanlardan oraya ulaşım, deniz limanlarından ulaşım kaç saatte olacak? Örnek veriyorum. 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde diyoruz. 58 ülke 21 trilyon dolarlık bir gelire hitap edecek bir merkez. 4,5 saatlik uçuş mesafesi aşağı yukarı Anadolu'da bunun birçok şehri kapsayabilir. Birçok şehri kapsar yani. Ama olmayacak yerlerin de nereleri olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Evet. Bir dakika. Siz bunu böyle sakladınız değil mi? Neyi? Bu projeyi sakladınız, gizlediniz diyorum yani bu zamana kadar. Açıklamadık tabii yani ki. Böyle bir, bayağı bir tabii şey yaptınız mı hani kendi aranızda ya sızmasın diye? Yani bugünü mü beklediniz? Bakın, bu doğru bir şey mi yani? Biraz da, çünkü bazı izleyicilerimiz bunu keşke daha erken açıklasaydılar. Niye böyle geç bıraktılar? Ben size bir örnek vereceğim. Bu projeyle ilgili çalışırken her toplantıda metinler dağıtılırdı. Ben o metinleri tekrar almazdım, toplar mıydı? İade ederdim. Hayır, ilgili arkadaşlara iade ederdim. Gizli tuttunuz. Ne olur, yani bir gizli tuttunuz Erdoğan Bey. Gizli tuttuk tabii. Bunu gizli tuttuk evet. İkincisi yani, neden bu tarihte açıklıyorsunuz bugün? Seçime şu kadar az bir süre kala. Şimdi onun bir nedeni var. Bizim bu projelerimiz daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi 2011'deki projeleri AKP iktidarı tarafından çok kötü kopya edildi. Yani bize gelseler de biz onlara katkı da verirdik. Yani aile sigortası gibi, taşeronluk gibi... Bu proje kopya edilmesin, kötü bir şekilde harcanmasın diye yaptık. Akif Bey demin söyledi. Biz bu projenin tüm detaylarını uzmanlarla çalıştık. Demir yollar ağlarının, karayolların hepsini tek tek çalıştık. Peki. Bunu biliyoruz. Bir devam edelim sorularla. Benim aslında farklı bir çerçeveden bakacağım. Aynı çerçevede. Bu projeye sadece lojistik projesi diye bakarsak, ben detaylarını az çok inceledim bir ekonomist olarak, biraz haksızlık edeceğimizi düşünüyorum. Ne var çünkü, lojistik çünkü şöyle, artı hemen şöyle, madde madde gidelim. Gidelim mesela anladığım kadarıyla kendi yasası var. Ar-Ge merkezleri var ve üniversitesi var. Şimdi işte Amerika'da Research Triangle diye bir yer vardır. 3 üniversite North Carolina'da orayı ihya etmiştir. Bir sürü Ar-Ge yapmıştır. Ya dolayısıyla bunu ben şöyle görüyorum. Türkiye'nin şöyle bir sorunu var herkesin bahsettiği. Orta gelir tuzağındayız. Son 7 yıldır, büyümüyor. 8 yıldır. Kişi başına milli gelirimiz aynı sabit kaldı. Bunu yani bir sonraki hamle yapacak bir yeni bir ekonomiye geçecek bir hamlemiz lazım. Bir ivme lazım, bir sıçrama tahtamız İnşaat lazım. İnşaat yetmiyor mu? İnşaat yetmiyor. Çünkü inşaatın inovatif tarafı biraz az. Bu bir nebze bir küvez olabilir. Yeni ekonomiyi geliştirecek bir küvezmiş gibi gördüm ben. Çünkü üniversitesi var, Ar-Ge'si var, yeni yasası var. O çok önemli çünkü kendisine ait yasası var. Şöyle bir şey var. Mesela Londra niye finans merkezinde çok güçlüdür? Çünkü hukuk sistemi çok iyidir. Herkes oradaki mahkemelerde görürsün ister. Biz yani sizin burada öngördüğünüz yeni yasa, hukuksal çerçeve
böyle sağlam bir ekonomiyi ne derler, küvez olarak büyütebilirse bizim bu orta gelir tuzağını açtıracak bir şey gibi görüyorum. Yani lojistikten öte yeni ekonominin kurulduğu bir çerçeve. Yani bunu da şöyle açıklayabilirim, yani yeni ekonomi ne demek? Mesela Twitter'ı hepimiz kullanıyoruz. Twitter'ın değeri, piyasa değerini kafamızda bir canlandıralım, isteyen baksın. Yaklaşık 6 tane Türk Hava Yolları alıyor şu andaki değeri. Yeni ekonomi dediğim bu. Twitter'a benzer, Türkiye'de bu ekonomiye benzer, Twitter'a benzer yazılımı yapan bir arkadaş vardı. İsmini verebilirim herhalde, Ekşi Sözlük. Benzer aslında, birbirlerine Jack ile işte Sedat aynı yaştalar. İki üniversiteyi terk etmişler falan, çok iyi kod yazıyorlar falan. Jack'e yılın yatırımcısı ödülü verdi Amerika. Bizde ne olduğunu biliyoruz. İlgilenen bakabilir. Yani Sedat'ın başına ne geldiğini. Çünkü hukuksa, yani bütün inovasyonla dayalı, yeni ekonomiye dayalı girişimlerde bir hukukun üstünü ya da öngörülebilirlik olmadığı zaman yeni ekonomide bir gelişme sağlayamıyoruz. Soralım. Oysa burada en önemli kısmı benim bu yeni yasası olması bu bölgenin. Bu tür sadece lojistik mi olacak, yoksa ARGE'ler vesaireler, hayır, üniversiteler, hayır, lojistik ve ARGE'yi de destekleyecek bir çerçeve. O zaman lojistikten öte bir endüstri şey var. Bilişim ve ileri teknoloji var. Montaj tesisleri var. Yani oraya biz sırf lojistiği oturtursak. Turizm var, sağlık var. Turizm var. Sağlık var. Onlar da var mı? Öyle bir şey var ya, Ahmet var. Bey. Bakın Türkiye'de... Ya ben bir dakika, turist olarak sizin böyle lojistik ağırlıklı bir şehrinize niye geleyim, çünkü onu anlamadım. Çünkü orada öyle bir şehir inşa edeceğiz ki baştan planlayacağız. Yani yeşil alanların olduğu, çevreye saygılı bir merkez oluşturacağız. Yani orayı öyle bir hale getireceğiz ki herkesin gidip gezeceği bir yer. Siz niye çölün ortasında Las Vegas'a gidiyorsunuz? Niye çölün ortasındaki Dubai'ye gidiyorsunuz? Oradaki bir modern şehri, altyapısı... Peki bu biraz yeni bir Singapur, yeni bir Dubai gibi bir şey mi olacak biraz da? Bu altyapısı iyi planlanmış, çevreye saygılı, modern bir şehir olacak. Yani yaşam şartlarından tutun, tüm her altyapıya kadar böyle bir şehir inşa ediyor. Benim başka bir şey söylemek istiyorum. Türkiye öyle bir noktada ki %70'i 30 yaşın altında genç bir nüfusa sahibiz. Ve bu genç nüfus... Her 4 kişiden bir tanesi işsiz. Türkiye öyle bir kötü yönetildi ki Ahmet Bey. 2010'dan bu yana 1 milyar dolarlık bir sanayi yatırımı AKP iktidarı döneminde yapılmadı. Yani Türkiye'de sanayi ihmal edildi. Türkiye'de sanayi ihmal ederseniz bu genç insanlarımıza nasıl iş bulabilirsiniz? Gayri safi milli hasıla içerisindeki sanayinin payı %14'e düştü. Dünya sanayisinde Türkiye 16. sıradaydı. Bakın şimdi 19. sıraya doğru gerilemeye başladı. Neden? Sanayiyi ihmal ettik. Peki biz sanayiyi ihmal ettik de ne yaptık? Konut sektörünü pompaladık. Konut sektörü belli bir süresi vardır. Ondan sonra konut bittikten sonra insanlar dağılırlar ve bu istihdam sağlamaz. Bu sizi uluslararası alanda rekabetçi bir ülke haline getirmez. Peki bu sizin projeniz sanayiyi arttıracak bir şey midir? Bu bizim projemiz sanayiyi arttıracak. Biz Türkiye'yi eğer dünya ülkeleri içerisinde yer almasını sağlıyorsak dünya ticaretinden pay almamız lazım. Yani 21,5 katrilyonluk o dünya ticaretinden biz pay alamazsak Türkiye kendi coğrafyasında kendi ayakları üstünde duran bir ülke olamaz. Bu proje bunu sağlıyor. Yani dünya ticaretine pay sağlıyor. Bu ticaret, çevremizdeki ticarete baktığımızda yıllık 2 trilyon dolar. Bunun taşımacılıktaki payı 200 milyar dolar. Ya bırakın her şeyi bir kenara bıraktım. Ben taşımacılıkta bunun %10'unu alsam Türkiye olarak 20 milyar dolarlık taşımacılık payı alıyorum. Yani bu da benim birçok eksiğimi gideriyor. Bu kadar genç bir nüfuslar. Eğer bu tip projelere girmezseniz, Türkiye'nin geleceğini düşünmezseniz, kafa yormazsanız, dünya pazarlarına tekrar girip pay alamazsanız, bu genç nüfus sizin başınıza sorun olur. Yani bu ülkede 3 tane çocuk yapın demek de olmuyor. O çocuklara peki, nasıl Erdoğan iş Bey, imkanı sağlayacağınız önemli. Benim merak ettiğim şey şu. Diyelim ki halk sizi seçti, partiniz iktidar bu seçimde. Hemen kazmayı mı vuracaksınız bir yere? Yani şehri yapmaya mı başlayacaksınız? Bu ne zaman başlayacak yani? Şimdi Ahmet Bey, birinci yıl ne yapacaksınız? İkinci yıl ne yapacaksınız? Şimdi yani projesini yapacağız.
Nasıl olacak? Önce zamanlaması nasıl olacak? Şöyle, zamanlaması şu. Projesini yapacak, yani projesi üzerinde olgunlaştırılacak finansman meseleleri çözüldükten sonra 2017 yılında kazmayı vuracağız. Kazmayı vuracak. Evet. Şehri belirleyeceksiniz. Nereye yapacağız? Önce belli altyapıları iyileştirmeyle başlayacağız. O şehre giden altyapıları. O kadar geç bir zaman değil yani. Başlayacak diyorsunuz. Tabii tabii. 2017'de artık bu işe başlayacağız. Aslında Emin Bey'in biraz önce sorduğu tabii soruya biraz geri dönersek. Şimdi doğru, lojistik köyleri var. Lojistik köylerini de hani bir yana bırakmak mümkün değil. 20 tane şu anda planda belirlenmiş olan lojistik köy var. Bu ama onun ötesine giden bir konsolidasyon projesi. Onu görmek lazım. Ne demek? Bunların hepsi, yani sonuç itibariyle burada bir şey ortaya çıkıyor. Eğitimiyle, sağlığıyla, argesiyle, bilişimiyle, altyapılarıyla, lojistiğiyle bütün o şeyi bir araya getiren çok daha büyük bir entegre bir proje ortaya çıkıyor. Mesela, şimdi burada Dubai diyebilir miyiz? Şimdi Emin Bey'in biraz önce sorduğu soru bence çok mühim. Sanayide siz sordunuz. Bakın, bu tür projeler hem kendileri katma değer yaratıyorlar hem de sanayileşmeyi muazzam kolaylaştırıcı bir rol oynuyorlar. Yani sonuç itibariyle yaptığınız şey şu. Türkiye'yi aslında baktığımız zaman işte şeyden itibaren 90'lı yıllardan itibaren doğalgaz ve ham petrol ulaşım hatlarının üzerine yerleştirdik. Bir enerji şeyi haline getirdik. Merkeze, yani enerji ulaştırmasında önemli bir merkez haline getirdik, değil mi? Bu Türkiye'yi mal ticaretinde, yani sanayi ürünleri ve işte girdi şeyinde önemli bir nokta haline getirecek. Yani Türkiye'nin böyle bir nokta haline gelmesi Türk sanayisinin de gelişmesine tabii imkan sağlayacak diyorsunuz. Tabii, müthiş bir katkı yani sağlayacaktır çünkü Türk sanayinin gelişmesine. Çünkü sanayinin en önemli sorunu ulaşım, ürettiğin malı ulaşım, ulaştırmak. Artı ham maddeyi çok kısa sürede temin edebilmek. Bütün bunlar son derece önemli. Bunlar, yani yeni teknolojiler, üretim teknolojilerine falan dönüp baktığınız zaman zaten, yani mesela bir şey gelecek. Şimdi bu üç boyutlu yazıcı dediğimiz olay, yani sonuç itibariyle evden tanımlayıp üretiyorsunuz. İşte 15 saat içinde malın gelebilmesi bu bakımdan çok önemli. Şimdi ben dikkat ediyorum. Üçünüzde, yani üç konuğumuzda hangi soruyu sorsak yani başlıyorlar cevap vermeye. Yani sanki üçünüz de konuya her açıdan hakimmişsiniz gibi görünüyor. Partide kaç kişi? Bir şey ilave edeyim ben. Tabii proje 2017'de inşaatına başlayacağız. Ancak önce yasasını çıkaracağız tabii. Yani 2016 yılında. Ben şeyi soruyorum. Bu, hani önce yasayı çıkaracağız. Hepiniz nasıl oluyor da hakim oluyorsunuz? Biz bir takımız. Yani kaç kişisiniz? Burada gönüllü bir arkadaş grubumuz var. Uzman kadromuz var. Parti genel başkanımızın başkanlığında bir yani, takım olarak Akif var. Bey, Erdoğan Bey, siz oturdunuz. Selin Hanım. Oturuyorsunuz. Aylarca bunun üzerinde uzman arkadaşlarınızla çalışıyorsunuz. Özel sektörden aldığımız arkadaşlarımız var tabii ki. Sektörün içinde yer alan arkadaşlar. Hep birlikte tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çiğdem Hanım. Yapıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Özel yönetimde özel sektörün de olacağı bir yapı tarif ediyoruz. Ama bir vali olacak. Anayasamızın 127. maddesine göre illerde vali vardır. Kalkınma ajanslarını bir örnek olarak verebilir. Kalkınma ajansları bir yandan merkezi yönetime bağlı ama bir yandan da özel sektörün yönetiminde olduğu bir yapıdır. Ticaret odası vardır, sanayi odası vardır, belediye başkanı vardır. Bunlar olacak yani. Uluslararası Nakliyeciler Derneği olacak, TOP olacak, özel sektör olacak bu yapının içerisinde. Çiğdem Toker, sorusunu sormadan bir reklama daha gidelim. Bir daha reklam vermeyeceğim. Kısa bir aradan sonra kesintisiz devam edeceğiz. Bu CHP'nin açıkladığı projeyi konuşmaya devam edeceğiz. Projeyle ilgili iktidarın eleştirileri var, o eleştirileri soracağız. Birazdan tekrar karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz. Şimdi CHP bugün büyük bir proje açıkladı. Merkez Türkiye Projesi adını veriyorlar. Türkiye'de, Anadolu'da bir yeni şehir kurulacak. Bu kurulacak olan şehrin amacı ne demek lazım? Ticari malların ticaret merkezi. Ticaret merkezi. Evet.
Yani ya bu bir kısmı sadece. Daha bir kısmı. Başka yerleri de var. Deniyor. Başka bir aktarım yani, merkezi. Bir kere kültürleri birleştirecek. Kültürleri insanları bir araya getirecek. Ekonomileri birleştirecek. Bugün bölgede, Orta Doğu'da, şeyde Avrasya dediğimiz bölgede yaşanan durgunluğun da aşılmasına, orada yeni bir faaliyet hacminin yaratılmasına, barışa, bu bölgedeki barışa da çok ciddi katkıda bulunacak bir proje. Ne demek lazım? Buna ne, hani ne demek lazım? Bu ortak zenginleşme projesi. Ortak zenginleşme, yani evet, bu evet. Bölgesel. Elbette, yani şimdi küreselleşme rekabet kavramını öne çıkardı ve bizim seçim bildirgemizin ikinci ayağı Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır. Rekabet gücünü artırmak demek maliyetleri düşürmek demektir. Lojistik merkezi doğrudan doğruya maliyeti düşürmeyi hedefleyen. Peki biz şimdi bu bütün tüketicilerin, bütün ülkelerdeki tüketicilerin menfaatidir. Akif Bey, lojistik merkezi dediğimizde itiraz ediyorsunuz. Bu sadece lojistik odaklı bir şehir değil. Lojistik şöyle, odaklı tabii ki. Bir şehir merkezi. Şöyle, elbette. Şöyle bir şey daha ilave edeyim. 3 milyon nüfuslu bir şehir diyoruz. Lojistik, yani şey düşünmesin, 3 milyon insan harıl harıl lojistik merkezinde çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bunun turizmi var, hizmeti sağlığı var, teknoparkı var, üniversitesi var, anladım, ticareti var, alışveriş merkezleri var, ekolojik kent, o zaman yeşili şöyle diyebiliriz, lojistik merkezli, odaklı, evet, lojistik odaklı, odaklı bir büyük zenginleşme projesi. Ortak zenginleşme ticaret projesi. Koridorunu açıyoruz. Mega kent projesi. Dünya, bu dünya da güzel. Ticaret koridoru. Dünya ticaret koridoru. Yani dünya ticareti bir şekilde gidiyor. Biz bu dünya ticaretinden pay almak istiyoruz. Ve bu koridoru kendi üstümüzden geçsin istiyoruz. Ve burada bir ara istasyon yapıp bunlara bu hizmeti sunmak istiyoruz. Ve bu hizmeti sunarken de benim 6 milyon 200 bin işsizime de 2 milyon 200 bin kişiye de orada İş istihdamı yaratmak şimdi istiyoruz. Şimdi sayın seyirciler, biz sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Açıklamaya devam edecekler. Şu ana kadar da bir şeyler söylediler. Lütfen bize Twitter üzerinden yazın. İnandırıcı buluyor musunuz? Bu anlatılanlar sizin açınızdan gerçekleşebilir durumda mı? Bir görmek istiyorum. Bizim Twitter adresimiz var zaten hemen altta. O adresten lütfen bize yazın. Sorularınız varsa sorularınızı da sorun. Bu proje inandırıcı mı, ayakları yere basıyor mu, Türkiye'nin ihtiyacı mı ve Türkiye'yi gerçekten bir dünya ticaret koridoru haline getirebilecek mi, zenginleşmesine katkı sağlayabilecek mi? Böylesi bir proje olarak görüyor musunuz? Umut verici bir proje mi? Lütfen bize yazın, sizden de tepkiler alalım. Çiğdem Hanım. Şimdi dünyadaki büyük ticaret ve üretim merkezlerine baktığımızda büyük iddiası olan hub diyelim alanlarda, merkezlerde çok fazla sayıda kişiye istihdam sağlanıyor. Bu doğru. Sizin projeniz de öyle. 2 milyon 300 bin kişi gibi çok iddialı bir rakamdan söz ediyor. Fakat diğer yandan da bakıldığında işte günde 1 dolar mı? Mutlak yoksulluk sınırı dediğimiz sınır. Aynı merkezlerin pek çoğunda dünyada diğer örneklerde ucuz iş gücü trajedisinin de yaşandığını görüyoruz. Bu aslında sermaye açısından bakıldığında bir kazanım, bir girdi, olumlu bir şey olarak söyleniyor ucuz iş gücü. Ama öbür tarafında bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Şimdi böyle bir riskin olmadığını bize nasıl anlatırsınız ve mesela özel yasa, özel sektör yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi, TİM gibi işte 160 milyar dolarlık kısmını özel sektörün yapacak olması herhalde işte yönetimde de onların olmasını biraz izah ediyor kavramsal olarak bakıldığında. Yani aslında sormak istediğim şey şu, adil gelir dağılımı ve sosyal politikalarla eğer desteklenmezse böyle biraz neoliberal bir proje gibi de durabiliyor. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi önce ucuz iş gücüyle ilgili kim şimdi konuşmak ister? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani aranızda lütfen evet, şey yapın, ben paylaşın. Orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, Türkiye orta teknoloji tuzağına düşmüştür. Yani ucuz iş gücü Türkiye'de ne yazık ki kalıcı noktaya doğru gidiyor. Biz buradan bu projeyle çıkartmak istiyoruz. Yani Türkiye yüksek teknoloji ülkesi yapmak istiyoruz. Bu proje bize bunu sağlayacak. Yani kişi başı geliri 33 bin dolara çekilmesinin altında bu yatıyor.
bizim birinci hedefimiz dünyada o coğrafyalar arasında 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Biz bu 2 trilyon dolarlık ticaret hacminin Türkiye üstünden ve Türkiye'nin burada pay almasını sağlamak istiyoruz. Buradaki bu istasyonda Türkiye'nin beklentisi çok yüksek. Bu merkez işte bunu karşılayacak. Evet, diğer ülkelerde 1 dolarda çalışan insanlarımız var. Evet, o bölgelerdeki bu sorunu anlayabiliyoruz. Ama bu projedeki Türkiye'nin asıl hedefi 6 milyon 200 bin işe sahip Türkiye'nin 2 milyon 200 bin insanına iş bulması demek. Bu proje direkt bunu sağlayabilir. Ama dolaylı da bu ülkenin taksicisi, lokantası, oteli ve birçok alanda da burada dolaylı bir katkı alacak. Bu bölge İstanbul'a rakip değil. İstanbul'un dışında Anadolu'da bir çekim merkezi oluşturmak istiyoruz. Yani Anadolu'daki göçü de orada tutmak istiyoruz. Oradaki insanımızın bu ülkenin refahından pay almasını istiyoruz. Erdoğan yani, Bey bir eleştiri var. Diyorlar ki proje güzel de heyecan yok diyorlar anlatımda. Böyle bir hani Kanal İstanbul'u nasıl anlatmışlardı? Gümbür gümbür böyle müzikler, ışıklar parlıyor filan. Siz böyle çok ekonomik tabirlerle falan anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partililer biraz kibarızdır. Evet, böyle gümbür gümbür ortalığı şey. Ama bizim projemiz, bakın ben takip ettim bugün akşama kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu projesinden tüm kesimler heyecanlandı. Şov eksik ama sizde. Evet, biz şovu yapmayı beceremiyoruz. Evet, bu mütevaziliğimizin de canı çıksın yani. Evet, ben devam edebilirim. Hayır, var mı? Çiğdem Hanım'ın söylediği bir, tabii. O zaman Akif Bey bir şey söylesin. Yok yok, ben şimdi işin bu kısmına katılmıyorum. Bir kere bugünkü sunum olağanüstü güzeldi. Heyecan dolu bir sunum vardı. Şov var mıydı? Şov derken bir iddia ortaya kondu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu inandığı şeyi çok iyi anlatır. Müthiş bir ikna gücüyle orada olağanüstü güzel bir anlatım gerçekleştirdi. Sunum çok güzeldi. Ve hepimiz bu projeye inanıyoruz. Sunum şu anda ekrana da giriyor sizin filminiz. Evet Faik Bey. Yani şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman burada bir ucuz iş gücüyle bu işi götürme hedeflemesi yok. Zaten baktığınız zaman bir şey söylüyoruz orada. Burası aynı zamanda bir eğitim merkezi olacak diyoruz. Orada iyi eğitilen bir iş gücü olacak. İyi eğitilen bir iş gücü demek yüksek katma değer yaratabilen iş gücü demektir. Yani verimliliği yüksek iş gücü demektir. Zaten Türkiye'nin artık bu saatten sonra bir ucuz emek ülkesi olması da beklenemez. Dolayısıyla hani orada kendine has bir takım yönetim olması, burada iş gücü fiyatlarının düşük tutulması, baskı altına alınması falan anlamında değil. Aksine buradaki iş gücü Türkiye ortalamasının üstünde bir ücret. Üzerinde olacak. Tabii onu dedik zaten. Ücret olarak. Evet. Peki yani, ama şimdi şey var, Çiğdem Hanım'ın işaret ettiği, biz bir reklam arasında da biraz konuştuk. Şöyle bir durum var. Bu aslında bu projeyi AK Partililer çok sevebilirler. Çünkü işin içinde inşaat var. İnşaat işleri var. Bir şehir kurulacak. Yani bu çerçevede ihaleler verilecek, demir yolları değişecek, top girecek, iş adamları, havaalanı yapılacak. Böyle bir rant da yaratılacak değil mi? Bir rant tabii olacak. Tabii ki ülkede rantı yaratacağız. Şimdi, yani nasıl yaptığınıza bağlı. Niye AK Partililer yani yapınca öyle eleştiriyorsunuz? Hayır, siz hayır, ben şunu söyleyeceğim. Rant nasıl oluşur? Rant kapalı kapılar arkasında bir takım pazarlıkları yapıp, ufak tefek hamili kart bizdendir değişimleri yapıp birilerine olması gerekenin üstünde fiyatta verirseniz rant orada ortaya çıkar. Yoksa normal olarak karlılık üzerinden gidersiniz. Şeffaf. Bizim projemiz zaten baştan itibaren söylüyoruz. Biz saydam olacağız. Biz hesap veren olacağız. Biz denetlenen olacağız. Dolayısıyla bizim projemizde rant değil, kar olacak, kazanç olacak, yüksek ücret olacak. Türkiye'ye biz bir tek hedefimiz var. Yaşanabilir bir ülke haline getirmek. Akif Bey de bir şey söyleyecek. Yani aynı şeyi söyleyecektim. O zaman tekrar etmeyin. Evet, başka konulara geçelim. Evet. Benim aslında yine benzer perspektiften AK Parti projelerine benziyorum diye girdik. Benzetirsem mu? Şunu söylerim aslında. Kanal İstanbul'du. Bu Kanal Türkiye diyebiliriz aslında. Böyle bir isim verim. Çünkü anladığım kadarıyla Sinop'tan İskenderun'a bir hat gibi bir şey düşünün. Yani oradan bir kanal yapılmış kuşak, bir şey olacak. Dolayısıyla bir önemli bir kuşak. O çerçevede Kanal öyle benziyor. Kanal İstanbul somut bir şeyi kazarak yapıyordu. Evet. Burası biraz daha bir koridor açmak. Koridor açacak ama ticaret daha çok koridor, şöyle bir avantajı koridor olur. Yine ekonomist perspektifinden bakıyorum.
Belki soru çıkmayabilir ama anlatmam lazım. Yani dolayısıyla bu çerçevede az önce bahsettiğiniz noktada daha çok kişiyi etkileyecektir. Daha çok kişinin hayatını daha hızlı bir şekilde pozitif etkileyecektir. Çünkü tüm Türkiye'ye yayılan ve tüm Türkiye'nin yani yukarıdan aşağıya bir de sağdan sola çizerseniz çok geniş bir coğrafyayı etkileyebilecek. Ve onun da ötesinde sanırım Erdoğan Bey bahsetti. Diğer bölgedeki yani işte özellikle Orta Doğu'daki hareketi ticaret üzerine tartışmayı ticaret üzerine yapacak bir dönüşüm olabilir bu. Dolayısıyla o anlamda benzeşebilir. Böyle bir şöyle de bir şey olabilir. Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay 1990'larda 1.41'di. Hala öyle ve IMF'nin tahmini bizim 1.38'lere düşeceğimiz. Yani bu tür projeler bu olmasa bile bu tür projelerin tartışılması Türkiye'de bizim yani bu orta gelir tuzağı, orta teknoloji tuzağını sıçramamız yani daha çok böyle proje tartışmamız lazım. Yeni projeler var mı böyle merak ediyorum. Kanal İstanbul deyince bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine ben baktım. 95 proje öngörmüşler. Bu projelerin 40'ının maliyet bedeli belli değil. Geçen seçimde mi bu seçim? Şimdi bu seçim. 40. Benim Kanal Türkiye'de hani daha... Bize çok... kaynak diyorlar ya. 40'ının maliyet bedeli belli değil. Bunlardan birisi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul çünkü böyle bir proje yok. Gerçekleşme ihtimali yani şurayı kazacağız, Karadeniz'le Marmara'yı birleştireceğiz dediler. Ama bunun gerçekleşmeyeceğini peki gördüler. Şöyle bir sorun olsun. Şöyle bir dakika şöyle yani yapalım. Kanal İstanbul'la espri olarak belki yan yana getirilebilir ama kıyaslamak kabil değil. Akif Bey şöyle bir durum var. Seyircilerimiz diyorlar ki ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelme ihtimali az diyorlar. Kızmayın yani bana böyle diyorlar. Şimdi diyorlar bu projede fena gözükmüyor. Bunu AK Parti alır uygularsa ne olacak diyorlar. Şimdi kötü atak mı? Kötü atak Kalkınma Partisi. Niye onlar da uygulayabilirler? Yok, onlar rant kısmına bakarlar, üretim kısmına bakmazlar. Bir önceki programda bir araya gelmiştik burada. Konut projesini söyledik. 277 liradan aylık ödemeyle konut vereceğiz dedik. Dediler ki var, biz çok daha düşük fiyata veriyoruz. AKP'nin adına konuşan arkadaşlarımız. Dün değil evveli gün başbakan 250 liraya, aylık 250 liraya konut vereceğiz dedi. Yani biz o gün yine konuştuk. Emekli maaşları düşük dedik, şunun yapılması lazım dedik. Dediler ki sonra kalktılar emekli maaşlarına. 1000 liranın altındakilere şu kadar zam yapacağız dediler. Yani geliyorlar arkamızdan takip ediyorlar. Takip etmelerinden dolayı da hiçbir sıkıntı duymuyoruz. Çünkü vatandaşı da rahatlatıyor. Ha, ama son bir şey söyleyeyim. Biz tek başına iktidara geleceğiz. Evet ben şunu söyleyecektim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir kere iktidarı kaybetmiş durumda. %40'ın altına inen bir oy seviyesi var. Seçime doğru bu daha da aşağı inecektir. Dolayısıyla bu projeyi taklit etme anlamında bile fırsat bulamayacak. Fırsat bulamayacaktır. Böyle bir fırsat yok. Bunu inşallah biz gerçekleştireceğiz. Böyle bir algı yok pek toplumda ama yok, demek ki oraya doğru var. Gidiyor. Anketler oraya doğru gidiyor. Ben Emin Çapa. Şimdi bir şunu sormak istiyorum. Kral Abdullah şehri 95 milyar dolar. Evet. Dubai Land 65 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri lojistik meselesini insanlar biraz hafifliyorlar. Kamyonculuk falan diye ben de Twitter'da görüyorum. Fakat Amerika Birleşik Devletleri sadece 1955'ten itibaren 565 milyar dolar hala da bitmedi. Bütün ülkeyi birbirine bağlayan ağlar örme üzerinden bir şey. Avrupa Birliği Trans Avrupa Ağlar diye bir şey yapıyor. Ama bu fiber optik kablolar, haberleşme, petrol, doğalgaz boru hatları, tren, hızlı tren yolları, karayolu ağları bunların hepsini kapsayan bir şekilde bunu. Fakat şimdi ben hala bu projenin içeriğini gerçek anlamda anlayabilmiş değilim. Seyirciler anladı mı, arkadaşlarım anladılar mı bilmiyorum. Benim sormak istediğim şu. Suudi Arabistan'da ve Dubai'de bir sanayi altyapısı yok. Orada bir sanayiden bahsedemeyiz biz. Sizinkinde Türkiye'nin bir sanayi altyapısı var. Üstelik de oldukça iyi bir sanayi altyapısı. Tamam teknolojik değil ama bir sanayi altyapımız var. Sizin bu projenizin içinde, bu ağın üstünde, lojistik bunun tabanı olacaksa, bunun üstünde bir, üretim nerede, nedir, ne üreteceğiz burada biz? Hangi sektörler var, neler var? Bu bir. İki, yüksek teknoloji nerede? Bizim ızdırabımız o. Türkiye 2 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihraç ediyor. Kore
130 milyar dolarlık ihraç ediyor. Bunun neresinde üniversite kuracağız dediniz? Bir kere bunu öğrenebilir miyim? Bunda üretimin payı nedir lojistiğin üstünde? İki, yüksek teknoloji bunun neresinde olacak? Kim cevaplamak ister? Bakın, Akif Bey. Şimdi burası bir kere lojistik merkezi. Burası bir üretim merkezi değil. Burası ham maddenin, girdilerin veya mamul malların depolandığı bir yer. Girdiler uzak doğudan geliyor ise, örneğin tekstil, kumaş sanayi Türkiye'de eğer iplik ithal edecekse, iplik burada depolanacak, uzak doğudan gelecek. Buradaki kumaş üreticisi, gömlek üreticisi ipliği alıp dokuyacak, gömleği üretecek. Peki bu ulaşımın bu kadar kolay sağlanması çok mu önemli sana? Elbette ulaşım büyük bir maliyet. En önemli. Ama elbette benim sorum o değil 15. efendim. Şimdi siz sadece lojistik yol, yani biz Ürdün'e bizim üstümüzden mal geçsin, Ermenistan'a bizim üstümüzden mal geçsin, Azerbaycan'a bizim üstümüzden mal geçsin gibi bir boru hattı yerine bir tren hattı yapacaksak, bakın, bunun bir anlamı yok. Bakın, ambalajlama var burada. Montajı var. Ben onu sormuyorum. Montajı var. Bu bir ağdan bahsediyorsunuz. Evet. Yanlış mı anlıyorum ben? Tabii. Limanları merkeze bağlayacaksınız, Anadolu'nun ortasına. Herhalde hızlı tren yolu ağları öreceksiniz. Trans Avrupa ağları gibi hızlı tren yolu ağları öreceksiniz. Yük katarları buradan geçecek. Onlar doğuya batıya gidecekler. Tamam. Ama bunu siz eğer üretimin yapıldığı bölgeleri de buna bağlamayacaksanız. Bağlayacağız. Tamam. Benim de sorduğum bu. Nedir? Neyi bağlayacaksınız ve nasıl bağlayacaksınız? Yani lojistik merkezine gelen mallar, girdiler, ham maddeler, yarı mamul maddeler buradan sanayi merkezlerine, üretim merkezlerine gidecek. Yani ulaşım ağları orada kesilmiyor. Ulaşım ağları bütün Türkiye'yi kapsıyor ve bu lojistik merkezinde hepsi toplanıyor. Buradan dağılıyor. Türkiye'ye dağılıyor, Avrupa'ya dağılıyor, Orta Asya'ya dağılıyor, Amerika'ya dağılıyor, Avrupa'ya dağılıyor. Merkez burası ama Türkiye'nin ağır sanayi, diğer sanayi dalları Türkiye'nin birçok yerinde var. Bu sanayileşme politikamız devam ediyor. Şimdi ben örnek verdim. Teknoloji yoğun ürünlerin imalat sanayi içindeki payı 2003'ten 2013'e yarı yarıya düşmüş durumda. Bizim ana hedefimiz... Peki bu projeyle bu nasıl olacak da artacak? Bu projeyle Türkiye girdi maliyetlerini düşürecek. Girdi sanayi maliyeti. Sektörünün ihtiyaç duyduğu girdinin maliyeti bu projeyle düşmüş Dolayısıyla olacak. Dolayısıyla onu yükseltecek. Şimdi, elbette, tabii burada ki. İki tane avantaj var. Emin Bey'in söylediğini şöyle Akif Bey'i tamamlamak istiyorum. Burada hem kendi sanayimizin rekabet avantajını arttırmak istiyoruz, hem de uluslararası büyük üretim yapan ülkelerin bizim ülkemizi kullanarak üçüncü bir ülkeye gidişini hızlandırmak ve kolaylaştırmak istiyoruz. Yani Çin'de üretilen 1000 tonluk bir ürünü büyük bir gemiyle Türkiye'ye gelip Türkiye üs olarak kullanarak Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Tebriz'e, Rusya'ya parça parça Türkiye'de bunu hizmet sunarak, montaj sanayinde sunarak bunu küçük bloklar halinde, yani 1000 ton gelir burada 100 ton olarak bu ülkelere gitmesini sağlayacak. Bu elleşme denir buna lojistikte. Bunu lojistiğe oturtmak istemiyoruz. Biz bir ticaret koridoru açmak istiyoruz. Yani coğrafi avantajlarımızdan kaynaklanan bir ticaret koridoru açmak istiyoruz. Bu koridor benim ülkemdeki birçok insanıma, 6 milyon 200 bin işsizime burada iş imkanını sunmak istiyoruz. Ben coğrafi avantajımı böyle kullanmak istiyorum. Buradaki yan sanayinin de gelişmesini sağlamak istiyorum. Hizmet sektörünün gelişmesini sağlamak istiyorum. Ar-Ge'ye yatırım yaparak buradaki benim orta gelir tuzağındaki insanımı yüksek teknolojiyle buluşturup daha yüksek bir maaş almasını sağlamak istiyorum. Ya burada sanayi gelişmez değil, sanayi gelişiyor. Türkiye'deki ürünlerin üçüncü bir ülkeye gitmesine ben bir merkez olarak hizmet vermek istiyorum. Ama benim asıl hedefim dünyadaki o 2 trilyon dolarlık o ticaret hacminin benim üstümden geçmesini sağlamak istiyorum. Ama Emin Çapa diyor ki bu yetmez diyor. Değil mi Emin Çapa? Evet, ben devam edeyim. Bunun ben tamamlayıcısı olarak sizin bir sanayi politikanız yok ise eğer, ki mutlaka var programımızda. Akif Bey'in bahsettiği yeterli. Evet, ben bunun içinde onun yerinin ne olduğunu ve yüksek teknoloji için
bir kere lojistik, yüksek teknolojinin maliyetini çok düşürecek bir şey değil. Yüksek teknoloji zaten yüksek maliyeti üretimin kendisinden kaynaklanan bir şey değil. Lojistik kaynaklanan bir şey. Lojistik onun maliyetini düşürmez. Ben sanayiyi nasıl bunun içine entegre ediyorsunuz? Türkiye'deki sanayiyi nasıl entegre ediyorsunuz? İki, çünkü sadece gelip de Amerikalı benim üzerimden Ürdün'e mal satsın istemem ben. Benim sanayicim de sizin bu koridorunuzu doğal olarak Akif Bey onu açıkladı. Kullansın isterim. Ama işte Türkiye'nin o merkezleriyle burasının nasıl bağlanacağını bana. Faik bakın ben evet, bir şey söyleyeyim. Faik Beyciğim bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunlardan bir tanesi Türk tarımı can çekişiyor. Biz yanlış bir Suriye politikasından dolayı Suriye kaplarımızı kapattık. Türkiye'nin 11 tane ülkeyle bağ koptu. Biz Mısır üzerinden Roro seferleri yaptık. Roro seferleri de bu ay kapandı. Benim Türk tarımım şu anda Orta Doğu'ya hiçbir ihracat yapamıyor. Bu projeyle ben Türk tarımının gelişmesini de sağlayacağım. Yani bugün KOBİ'lerim, Doğu, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, hatta Bursa'da birçok KOBİ'm Orta Doğu'ya mal satamıyor. Neden? Çünkü benim izlediğim politika ve ulaşım sorunum olduğu için benim Türk sanayicim şu anda oturmuş durumda. Ben eğer bu merkezi hayata geçirirsem, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ben komşularla barışı sağlarsam, bugünkü izlenen politikayı, AKP politikasını alır çöpe atarsam, Türkiye'nin önü bu zaman açılır. Peki. Faik Bey. Şimdi şeyle başlayalım. Yani burada ne yapacağımızı anlatmıştık. Yani Çin'in ağır malı buraya gelecek. Yani yükte ağır, pahada hafif olan malı gelecek. Daha sonra bu pahada ağır, yükte hafif olan malı üretmeye gidecek. Aynı şey Türkiye için olacak. Buranın etrafında, burada değil, buranın etrafında daha çok yükte ağır, pahada hafif mallar üretilecek, buraya gelecek. Burada da daha çok yükte hafif ama pahada ağır olan teknoloji yoğun bir takım malların üretilmesine de imkan verilecek. Yani şey bakarsanız yerleşim düzeni olarak ama bunun tabii daha ötesinde, gerisinde. Şimdi bu proje şöyle bir izlenim uyanmaz. Bu önemli bir proje. Ama ben Türkiye'nin sanayileşme sorununu bu projeyle çözeceğim diye bir şey yok. Ben zaten diyorum ki benim Türkiye için ben yeni dünya konjonktüründe yepyeni yeniden Türkiye'yi büyüme ortamına sokacak yepyeni bir büyüme stratejisini öneriyorum. Bu büyüme stratejisinin birinci ayağında demokrasi ve hukuk devleti var. Yani mal güvencesini sağlayabilmek, yatırımcıya güvence sağlayabilmek için. İkinci ayağında yarışma gücü, rekabet gücü var. Yani Türkiye'deki üreticiler dünyada yarışma güçlerini yeniden kazandıracak bir takım önlemler var. Ondan sonra üçüncü ayağında kapsayıcılık, kucaklayıcı yani büyümeden tüm kesimlerin yararlanması suretiyle sürekliliği ve aktiviteyi sağlayacak bir takım önlemler var. Son olarak da sürdürülebilirlik meselesi var. Yani istikrar bir yanda, diğer yanında çevrenin korunması, ya öbür tarafta sosyal. Dolayısıyla Faik Bey, bu proje bunların içinde özellikle bizim bir tek bu projeyle evet, olmayacak. Başka unsurların da eklenmesi. Tabii yani bizim programımıza bir bakmak lazım. Çünkü bizim programımız açık söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin içine düşmüş olduğu büyüyememe, istihdam yaratamama. Bakın işsizlik oranı %11'i geçmiş vaziyette. Türkiye'de büyüme %3'ün altına düşmüş vaziyette. Enflasyon sürekli yukarı doğru sizin gidiyor. Sizin programınız bütün bunlara yani, mı cevap verecek? Tabii yani biz ortaya yeni bir büyüme stratejisi koyuyoruz. Dört ayak üzerine oturan. O büyüme stratejisinin altında da bu, o büyümeyi hızlandıracak, rekabet gücüne katkıda bulunacak önemli bir proje. Peki buna ama Hong Kong modeli diyebilir miyiz Erdoğan Bey? Buna tam Hong Kong modeli diyemeyiz. Ona yani, baktınız mı? Baktık, Hong Kong baktık. Yani bizim buradaki Çin'deki bölgenin tam adını söyle, İpek Yolu Ekonomik Kuşak Girişimi, İpek Yolu Projesi'nin bir benzeri. Yani bir ticari koridor. Bu ticari koridoru hep kullanıyorum. Buradaki asıl amaç şu, bu bölgelerdeki o hareketi kendi ülkemiz üzerinden sağlamak, bizim coğrafi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Yani eğer Azerbaycan'daki veya Türkmenistan'daki
bir üretici 15 saatte benim ülkemi kullanarak bir ürünü alabiliyorsa bunun kendisine çok büyük avantajları olur. Bu avantajı ben oradaki üretici firmaya sunmak istiyorum. Yani Çin'deki büyük bir sanayi devine sunmak istiyorum. Peki bunun bize sağlayacağı avantaj büyük olacak mı? Tabii ki bunlar bu ürünleri getirip benim ülkemde tutacaklar. Benim ülkemde istihdam edecekler, yöneticileri bulunacak, depolama hizmeti buradan alacak. Onu küçük paketler halinde küçük montanlara bölüp o ülkeye benim ülkem üzerinden gönderecekler. Bunların hepsinin hizmeti benim ülkemde hizmet satın almakla olacak. Ama diyorsunuz aynı zamanda benim ülkemdeki sanayi tesisleri de bundan yararlanacak. Benim ülkemdeki sanayi tesisleri de bu merkezi kullanarak kendi ürünlerini üçüncü bir ülkeye ihraç etmiş olacaklar. Yani benim sanayicim, ya benim Tofaş diye bir markam var. Bursa'da Renault diye bir markam var. Bu markalarım da burayı kullanarak oraları ihracat yapacaklar. Benim veya Türkmenistan'ın pamuğu buraya gelecek, buradan nereye gidecek? Uzak Doğu'ya gidecek. Gene benim ülkemi kullanacak. Ama hiçbir zaman şunu söylemiyorum, Emin Bey'in söylediği bir şey. Bu tüm sanayiyi ayağa kaldıracak demiyorum. Bizim sanayiyle ilgili farklı politikalarımız var. Biz KOBİ'leri geliştirmek istiyoruz. KOBİ'leri canlandırmak istiyoruz. KOBİ'leri için bizim farklı projelerimiz var. Ama KOBİ'lerde de kalmak istemiyoruz. Yani orta sanayi tuzağından da KOBİ'leri çıkartıp yüksek teknolojiye dönmek istiyoruz. İşte bu o proje, ayrı bahis diyorsunuz. O ayrı bir şey. Ama benim bu projeyle şunu söylüyorum. 6 milyon 200 bin bu ülkede işsiz var mı yok mu? Var. Ben bu projeyle bunun 2 milyon 200 binini yok ediyor muyum? Ediyorum. Benim Anadolu'mda insanlar kalkıp İstanbul'un varoşlarına geliyor mu? Perişan oluyor mu? Orada zorluklar çekiyor mu? Çekiyor. Ben bu projeyle Anadolu'ya geriye bir göçü, Anadolu'da bir çekim merkezi yaratıyor muyum? Yaratıyorum. Bunları niye, nereden kaynaklanıyor bu avantajlar? Benim coğrafi avantajlarımdan. Bundan yararlanmak. Tabii. Peki, siz gittiniz ve o Çin'deki örnek yeri incelediniz ve oradan mı esinlendiniz? Yoksa önce projeyi bulup sonra bunun bir örneği nerede var diye mi baktınız? Hangisi? Şimdi bizim bu projeyi 4 yıldır Sayın Genel Başkanımızın gündeminde olan bir proje. Çiğdem Töker de oradaydı, o toplantıydı. Bunu gündeme o günden beri var. 5 tane stratejik projemizin içerisinde lojistik var. Ama bugün o proje öyle bir noktaya geldi ki lojistiği aşan bir noktaya geldi. Bir ticaret merkezi haline geldi. Bir ticaret koridoru haline geldi. O merkezleri inceledik. Bu merkezler nasıl yapıyorlar diye, bu merkezler komşularıyla işbirliğine girerek ulaşım ağlarını güçlendiriyorlar. Ben eğer 2015'te 8 Haziran'da iktidara geldiğimde komşularımla ilişkilerimi tekrar gözden geçireceğim. Demir yolları ağlarını tekrar masaya yatıracağım. Bugün benim 16,5 milyar dolar hesap ettiğimiz demir yolu ağlarına yatıracağım kaynak. Uluslararası krediyle yapabiliyorum. Yani Türkiye'de sanayi tekrar gelişecek. Hizmet sektörü tekrar gelişecek. Türkiye'de ben bu projeyle 40 milyar dolar gibi yeni bir kaynağı bu ülkeye getireceğim ve bu ülkede tekrar ekonomiyi canlandıracağım. Ben komşularımla bu projeyi hayata geçirdiğimde komşularıma husumeti azaltmış olacağım. Dünyanın her yerinde komşularıyla ticari işbirliği içerisinde olan ülkelerin çatışmaları az olmuştur. Yani dünyadaki literatür bize bunu gösteriyor. Peki, şimdi şu konuya biraz girebilir miyiz de sizlerin de katkısını istiyorum. Buranın idari yapısıyla ilgili çok sayıda soru geliyor. Mesela bir izleyicimiz böyle bir şehrin belediye başkanı olacak diyorlar, valisi olacak. Borsalar Birliği gibi kurumlar da içinde yer alacak. Bu kurumlar kendi içlerinde yönetim ve yapı olarak birbirinden farklı. İçlerinde birçok problemleri barındıran kurumlar. Bunların arasındaki uyumsuzluklar falan nasıl olacak? Bir başka seyircimiz şunu söylüyor. Burası kent kadar büyük. Her türlü bürokrasiden muaf bir serbest bölge olarak hem bizim üretimimiz için hem de diğer ülkelerin ürünlerinin transferi için mi yapılmış oluyor? Bu tanım doğru mu diye soruyor. Doğru. Bu tanım doğru. Doğru. Şöyle. Bir daha tekrar edelim o zaman. Bir büyük şehir kadar büyük, her türlü bürokrasiden muaf bir serbest bölge olarak hem bizim üretimimiz için hem de diğer ülkelerin ürünlerinin transferi için. Şöyle, onu şöyle açabilir miyiz?
Şimdi şey... Evin çapanın aklına yatmayan bir şey var herhalde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde biz, yani bunu CHP'nin söyleyeceğine ben inanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bürokrasiden muaf, bürokratik şey işlemlerin şey olmadığı, engel olmadığı, bürokrasinin azaldığı diyebiliriz ama bürokrasiden muaf bir serbest bölge olamaz. Şöyle şimdi, Ahmet Bey şöyle yapayım. Yani şehrin tamamı serbest bölge değil, böyle bir şey yok. 3 milyon nüfuslu bir kent. Üniversitesi var, teknoparkı var, Ar-Ge'si var, turizmi var, oteli var, lokantası var. Serbest bölge dediğiniz zaman bütün şehre bunların hepsi vergiden muaf olur. Katma değer vergisinden istisna olur örneğin. Bu depolama lojistik faaliyetinin yürütüleceği yer serbest bölge olacak. Yoksa normal Türkiye'nin elbette, bir vilayeti gibi olacak. Ki, özerk falan olmayacak. Elbette. Ancak bu lojistik merkezle ilgili yönetim yapısını yine anayasal çerçevede valisi belediye başkanı olan bir kentte özel sektörün de işin içinde olduğu bir yapıyla yürüteceğiz. Konsorsiyum. Buna örnek yani. Olarak kalkınma ajanslarını verdim. Kalkınma ajanslarında bir kalkınma kurulu vardır, bir de yönetim kurulu vardır. Kalkınma kurulu 100 kişiden oluşur. Yönetim kurulu valinin başkanlığında, belediye başkanının da olduğu ama ayrıca ticaret odası, sanayi odası başkanlarının da olduğu bir kuruldur. Ve yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda, kararları doğrultusunda şehir yönetilir. Yoksa anayasamızın 127. maddesi illerin idaresinin yetki genişliği esasına göre yürütüleceğini tamam. söyler. Bir virgül atın. He. Yeterli mi? Bu tamam mı Emin Çapan? Bu... Yani şeyin kurulacak kentin de herhalde benden daha iyi bilir. Orada aramızda bir anırılı var ben hiç şey yapmam ama. Hani kurulacak bir kentin iyi yönetilmesi için bir şey, bir yapı kurulması anayasanın imkan şeyleri içinde, yasal şey çerçevenin içinde ayrı bir şey. Belki hatta o iyi işlerse herkese de örnek olabilir illere de bürokrasi olacak. Ama bir ilin tamamının servis bölge olmayacağı değil. Zaten. Bir şimdi şey, ben, bir şey demin eksik kalmıştı Emin Bey'in sorusunda. lojistik maliyeti düşürmez dedin. Lojistik maliyeti düşürür. Bakın bir uzak doğudan mal eğer 55 günde buraya geliyor ise zaman en büyük maliyet unsurdu. Bu zamanı eğer bir 55 günden bir güne iki güne indiriyor isek doğrudan doğruya maliyeti indiriyoruz demektir. Ve şunu söylemiştim bir daha söylüyorum. Bu bir yüksek teknoloji ürünleri için söylüyorum. Hayır, sanayileşme stratejisi değil bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani ben yanlış anlaşıldım. Bir cümleyle ben yan yana getirmek yanlış. Ben yanlış anlaşıldım. Benim ticaret kavramına dahil bunu. Ben sizin programlarınızı da diğer partilerin programlarına da baktım. Sizin ben sanayileşim politikanızı da biliyorum. Birçok açıdan da doğru bulduğumu da söyleyeyim. Başka partilerinkinin başka şeylerini de doğru buluyorum ama benim söylemek istediğim o değildi. Benim söylemek istediğim, siz şöyle bir şey söyleyemezsiniz. Ekonomi, benden daha çok ekonomi bilen insanlar var aramızda. Hocamız var, Aykut Bey var, sizler varsınız. Ama ekonomi şöyle bir şey değildir. Burada lojistik projemiz, burada sanayileşim projemiz, burada teknoloji projemiz diye bir şey yoktur. Bunların hepsi birbirinin içine ya giren... Benim sorum oydu. Bunları nasıl entegre ediyorsunuz? Bunun içine sanayileşmeyi nasıl koyuyorsunuz? Yüksek teknolojiyi nasıl koyuyorsunuz? Ben yoksa bunun Türkiye'yi tabii ki Türkiye sanayileşim politikasını veya Türkiye kurtaracak projenin bu olmadığı meydan da. Ben bunun nasıl entegre ettiğinizi sormak istemiştim. Belki onu beceremedim. O yüzden... Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Susayım. Erdoğan Bey. Emin Bey, yönetim şeklinde bazı şeyler olabilir. Yani şu anda iktidar olduğumuzda bunu uzmanlarla daha da güçlendirip daha farklı modeller geliştirebiliriz. Nasıl ki bu ülkede GAP diye bir proje gelişti. Bu ülkenin yetişmiş bürokratları buna katkı verdiler. Serbest bölgeler oldu, OSEB'ler oldu. Ben modellere takılmak istemiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bugün dünyada çok büyük bir ticaret hareketi var. Ve bu ticaret hareketinin pazarlarla üretim arasında bir dağıtım noktasına ihtiyaç var. Dünyada da böyle bir 3 tane model var. Ticaret koridoru oluşturan. Bu coğrafyada da ben bu iş için biçilmiş bir kaftanım. Uzmanların bana söylediği bu. Ben bu coğrafi avantajımı kullanmak istiyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin bu coğrafi avantajını kullanmamış olmasını da bir kayıp kabul ediyorum. Çok büyük bir eksik. Ben 100 milyar dolar gibi bu projenin Türkiye bütçesine direkt 47 milyar dolar da civar şehirlerin yaratacağı Türkiye bütçesine ilave bir katkıdan bahsediyorum. Ekonomiye. Evet, ekonomiye. Ekonomiye bir katkıdan bahsediyorum.
Ve bu katkı ta en alt gelir grubundan en üst gelir grubuna kadar herkesin faydalanacağına inanıyorum. Türkiye'de sanayi bundan nasıl faydalanır? Bir kere bu projenin tamamen sanayiyi bir noktaya getireceği noktasında değilim. Ama bu ülkede o ülkelerin yani üretici ülkelerin burada montaj sanayisini kendi imkanlarıyla kurup montaj sanayi konusunda kendi projelerini geliştireceğini inanıyorum. Çünkü diğer ülkelerde bu böyle olmuş. Yani montaj sanayi o ülkeler yapmışlar. Benim ana hedefim birinci önceliğim. Türkiye'yi burada bir hap haline getirmek. Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirmek. Merkez Türkiye'yi burada oluşturup buradaki üretim firmalarına ve buradaki bu ihtiyaç duyan ülkelere buradan hizmet vermek istiyorum. Bu hizmeti verirken benden ne isteniyor devlet olarak? Benden altyapı desteği isteniyor. Ben imar sorunu olmayan, yeşil alan sorunu olmayan Anadolu'nun bir yerinde bir çekim merkezi oluşturuyorum. Orayı bu ülkelere gelin kardeşim burayı siz kullanabilirsiniz. Size de destek vermek istiyorum. Pazar 4,5 saatlik mesafede sizin yakınızda. 4,5 saatte istediğiniz ülkeye ulaşabilirsiniz. Ben bu imkanı sunmak peki istiyorum. Şimdi bir şeye geçelim mi iktidar şöyle, cephesinden ha, gelen eleştirilere? Benim anladım. Yok. Geçmeden önce ben izninizle sizden sonra bir soru sormak istiyorum. Benim anladığım kadarıyla toparlarsam hızlıca. Ya mesela Hollanda örneğini vereyim. 17 milyar dolarlık tarım ürünü üretir ama 110 milyar dolarlık tarımsal ürün ihraç eder. Nasıl yapar bunu? İşte girdileri alır bizden fındığı vesaire. Şimdi bu lojistik ya da bu hub'ın şöyle bir şeyi de olabilir mi sanayisel olarak? Yani biz mesela koyunu sallıyorum İran'dan alacağız. Burada sucuk yapacağız. Avrupa'ya satacağız. İşte tahılı Mısır'dan buraya getireceğiz. Burada konfleks yapacağız. Bilmem nereye satacağız. Dolayısıyla katma değeri öyle yaratabilen ve tarımsal... Böyle mi düşünüyorsunuz? Öyle bir şey, hava dönüşecek bir şey. Parçası. Yani öyle heyecanlandırdı beni bir ekonomi. Yani bu örnekten gidersek Mısır'ın tahılı bu lojistik merkezine gelecek. Sonra sadece tahıl göndermeyeceğiz sanırım. Bir başka kentteki sanayi tesisinde konflekse dönecek, una dönecek ya da ve onu ihraç edeceğiz. Evet. Yani o asıl katma değeri o yaratabilir. Sadece Mısır değil tabii. Arkada koca bir de GAP var. GAP'tan gelecek Mısır örneğinden bence. Endüstriyel üretim merkezleri derken onu kastettiniz aslında belki de. Evet Çiğdem Hanım. Sorum şu, şimdi biz fena halde günlük yaşayan bir toplumuz. 2035'te 2 milyon 200 bin istihdam dediğimiz zaman bu çok uzak bir tarih gibi gözüküyor. Öyle de algılanıyor olabilir. Şimdi ilk kazma 2017'de vurulacaksa 2017'den bitiş tarihi olan 2035'e kadar geçecek olan sürede kademeli olarak kendi dinamikleriyle beslenecek dediniz ya, ne kadarlık bir istihdam basamağı olacak? Bunun veri seti var mı, hesapladınız mı? Projeksiyonlarımız 17'de ne kadar, 18'de ne kadar? Var. Yani yıl olmasa da proje 500 bin ilk etaptaki bu merkezin insan kaynak hizmeti 500 binle başlıyor. İlk yani aşamada. İlk daha evet. Kazmayı vurduğunuzda 500 bin kişiye iş vereceksiniz. Evet, çünkü demir yollarını hayata geçireceğiz. Limanları tekrar yenileyeceğiz. Bu bölgedeki havaalanları çalışması yapacağız. Bu bölgenin imar çalışmalarını yapacağız. Bu bölgenin altyapısını yapacağız. Biz özel sektörden önce %70'ini devlet olarak kendi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Yani altyapısını yaptıktan sonra üst yapıyı biz özel sektöre bırakacağız. Yani bu proje 2017'de projeleri bittikten sonra 4-5 koldan hareket edecek. Samsun Limanı'nda büyük bir hareket başlayacak. Trabzon Limanı'nda büyük hareket başlayacak. Trabzon'daki demir yolları ağ tamamlanacak. İşte diğer tarafta Kurtalan'daki demir yolu tekrar başlayacak. Mersin Limanı başlayacak. Bir izleyiciniz şey diyor. Böyle bir lojistik yatırım diyor. Mutlaka deniz kenarında yapılmalı diyor. Ve yatırım içinde sanayi tesisleri de mutlaka olmalı diyor. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Yok, yani böyle bir şey yok. Yani biz de ilk başta tartıştık kendi aramızda. Hayır, bunun ulaşım ağları üzerinde stratejik bir bölgede olması lazım. Liman onun kenti için, olması şart şimdi değil. Biz o zaman bu merkezi böyle bir mantıkla gidersek Samsun'un yanına mı kuracağız? Trabzon Limanı'nın yanına mı kuracağız? Mersin Limanı'nın yanına mı kuracağız? İskenderun Limanı'nı. Oysa diyorsunuz bütün bu limanların merkezinde ve oradan diğer ülkelere rahat ulaşabileceğimiz bir demir yolları ağının altyapısının olduğu, karayolların altyapısının olduğu bir merkez üzerine kurmak istiyor. Yani bunun biz kendi aramızda bunun çalışmalarını yaptık. Bir de bu merkezin
3 milyon nüfusu barındıracağı için coğrafi alanı da çok önemli. Yani içinde havaalanı olacak, 3 milyon insanın yaşayacağı bir yaşam merkezi de olacak. Yani bunların hepsi çok ince elendi ve sık dokundu. Şimdi bunları çalıştık. Bakan Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, biraz iktidarın eleştirilerine geçelim. Size şöyle bir eleştiride bulundu. Dedi ki, liman özelleştirmelerini engelleyen, İstanbul 3. Havalimanı ve 3. Köprüsü'ne karşı çıkan ulus devletçi CHP zihniyetinin mega kent projesi. 3 tane soru işareti yan yana. Bir de bir ünlem işareti. CHP zihniyeti 2007'de engel olmasaydı, bugün İzmir Limanı Çin ve Asya'nın Avrupa pazarına giriş üssü olmuştu. Çinli firma Yunanistan'a gitti. Sayın Başbakanımızın aylar önce açıkladığı ulaştırmadan lojistiğe dönüşüm programını inceleyin. 2035'te değil, 2019'da Türkiye merkez üssü olacak. Yani Sayın Maliye Bakanı bir kere projemizin doğru olduğunu kabul ediyor ama biz de bunu yapacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi engelledi diyerek bizi bir çelişkiyle suçluyor. Şu mantık hataları var orada Sayın Maliye Bakanı'nın açıklamasında. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin engel olması diye bir şey söz konusu değil. Eğer hangi özelleştirmeleri kastediyor bilemiyorum. Liman özelleştirmeleri. Bakın onlarla ilgili yar kararları var. Bir kere yargı karar vermiş. Örneğin Kuşadası Limanı özelleştirmesi. Ofer'e satılıyordu. Herkes hatırlayacaktır. Çok usulsüz bir ihaleydi. Rekabeti açık olmayan bir ihaleydi. Yargı hemen bununla ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal kararını verdi. Sayın Maliye Bakanı'nın... Ama siz de müracaat ettiniz. Öyle bir... Biz etmiş olabiliriz. Milletvekilimiz etmiş olabilir. Vatandaşlar etmiş olabilir. Biz bir kere siyaseten karşıktık Kuşadası'na. Onu açık söylüyor. Diyor ki liman özelleştirmelerini engelleyen... Saydam olmayan bir ihaleye birisine eğer bir şey veriyorsanız... Biz liman özelleştirmesiyle ilgili değiliz. İhalenin saydamlığıyla... Elbette. Bakın özelleştirme Cumhuriyet Halk Partisi programında vardır. Biz özelleştirmeyi savunan bir partiyiz. Ama özelleştirme yapılmayacak işletmeler olabilir, yapılmayacak sektörler olabilir. Peki 2007'de engel olmasaymışsınız, bugün İzmir Limanı Çin ve Asya'nın Avrupa pazarına giriş üssü olacakmış. Hayır, bizim bakın bir kere usulüne uygun ihale yapmış olsalardı, yargı bununla ilgili iptal kararı vermezdi. O da onunla ilgili. Gayet tabii onunla ilgili. Bizle Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Usulüne uygun yap. Cumhuriyet Halk Partisi şunu hiçbir zaman söylemedi. Biz özelleştirmeye karşıyız. Hayır, asla limanı özelleştirmeyeceksin. Peki Erdoğan Bey, Sayın Başbakanımızın aylar önce açıkladığı ulaştırmadan lojistiğe dönüşüm programını inceleyin. 2035'te değil, 2019'da Türkiye merkez üssü olacak. Siz oradan mı çaldınız yoksa? Hayır, şimdi onların yaptığı 20 tane lojistik köy projeleri var. Onlar daha küçük projelerde kaldılar. Yani ufukları bu projeye yettiğini sanmıyorum. Ben o projelere baktım. 20 tane belli bölgelerde işte Trakya'da birçok Samsun'da olan lojistik köy. Bu o değil. O Türkiye'nin içine hitap eden bir projeydi. Biz dünyaya hitap eden bir proje ortaya koyduk. Maliye Bakanı'nın söylediğine saygı duyarım. Sayın Çebi ona cevap verdi. Ama bir şeyi satır arında söylüyor ki, evet bu proje doğrudur. Bu proje Türkiye'nin geleceğidir. Ben de onu şunu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun bu kadar genç nüfusa sahip bir ülkenin, her 4 gencinden birinin işsiz olduğu bir ülkede dünya ticaretinden bu ülke pay almak zorunda. Bakın konuşmamın başında da söyledim. 2001 yılından 2015 yılına kadar bu ülkede 1 milyar dolarlık sanayi yatırımı temeli atmamışız. Yani AKP iktidarı bunu yapmamış. Peki bunu yapmazsanız bu ülkedeki işsizliği nasıl önlersiniz? Bu ülkedeki genç işsizliği, yani her 4 gencinden bir tanesi işsiz, nasıl yok ederiz? Benim projemi eleştirebilirsiniz. Benim projemi şu eksiği var, bu eksiği var diyebilirsin. Ama bu proje doğru. Bu proje yapılmalı. Bu proje Cumhuriyet Halk Partisi ortaya getirmişse Maliye Bakanı'na da düşen, Başbakan'a düşen bu projeye sahip çıkmasıdır. Ama biz 8 yani Haziran'da... demek istiyorsunuz? Biz iktidar olmasak bile onlar hayır, yapsın. Hayır, onu söylemek istemiyorum. Bu projeye saygı duymalarını istiyorum. Bu proje, ya biz de düşünmüştük yerine... Doğru olduğunu kabul ediyorsanız... Evet, doğru olduğunu kabul ediyorsanız, evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu projesi doğrudur, saygı duyuyorum demeleriyle. 8 Haziran'da biz bu projeyi hayata geçireceğiz.
bu ülkenin bu coğrafi avantajını biz bir an evvel hayata geçirmek zorundayız ki dünya ticaretinden pay alalım. Bizim yaptığımız hep baştan söylüyorum. Burayı ticaret koridorunu Türkiye üzerinden geçirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Orada bir yanlışlık daha var. Maliye Bakanı'nın açıklaması. Tabii parti olarak biz idari yargıya başvurma hakkına sahip değiliz. Yani hukuk bize bu hakkı vermiyor. Biz engellemedik diyorsunuz. Hayır, parti olarak öyle bir dava açma yetkimiz yok. Anayasa Mahkemesi'nde yasalarla ilgili iptal davası açabiliriz ama idarenin özelleştirme işlemine karşı herhangi bir siyasi partinin dava açma ancak kişiler başvurabiliyor idari yargıya. Partiler taraf olamıyorlar. Fahit Bey, Ahmet Bey, öyle böyle. Yani bir milletin malını kalkacaksınız, usulsüzlük olarak birilerine peşkeş çekmeye kalkacaksınız. Engellediniz, bir şey engellemiyoruz. Peşkeşi engelliyoruz. Baştan itibaren söylediğimiz şey bu. Maliye Bakanı'nın söyledikleri gerçekten baktığınız zaman yakışmıyor kendisine. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne o itham ettiği şudur budur onlar yani ne demek istiyor anlamış vaziyette değilim. Bakın çok açık söyleyeyim. Bir Maliye Bakanı'nın böyle konuşma hakkı yoktur. O zaman biz de diyelim mi yani kendisi İngiliz vatandaşlığından geliyor bizim ideolojimizi de anlamaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz, başlayalım mı konuşmaya? Böyle bir şey olmaz. Bakın bunu son zamanlarda çok fazla yapıyorlar. Başbakan da aynı şey yapıyor. Siz kalkacaksınız, işin üstesinden gelemediğiniz zaman beğeneceksiniz, vatandaşın da beğendiğini göreceksiniz. 10 parmağınızda 10 kara başlayacaksınız sürmeye. Yani bugün başbakan çıkmış meydanlarda bar bağırıyor. Efendim bu intihaldir. Ne intihalmiş? Efendim merkez ülke demiş kendisi bir yerlerde. Biz de merkez Türkiye bizim projemizin adı. Bu ikisi aynıymış. Nereden ikisi aynı? Hiçbir ilgisi yok. O zaman biz de dönüp başbakana şunu mu diyelim? Sen de bunu Wallerstein'den almışsın. O da diyor ya merkez, periferi, bilmem ne bütün şeyleri var. Biz de ona mı intihalci diyelim? Yani bunları bunlar gayri ciddi yaklaşımlar. Başbakanın o kitabını okudunuz mu siz? Orada var mı? Vallahi böyle lojistik bilmem ne. Fırsat bulup ben başbakanın o kitabını okumadım. Orada böyle bir lojistik işleri olmadığına da eminim. Başka bir şey söylüyor. Çünkü kendisi dış politika uzmanı olduğunu söylüyor ama kendi önerdiği dış politikayla Türkiye'yi ne hale getirdiği belli. Yani sıfır komşularla sıfır sorun diye çıktık. Sorunsuz sıfır komşu noktasına geldik. Dolayısıyla bu kitabı okumadım. Ama bu kitapta kendisinin bir lojistik yani bir ticaret merkezinden falan bahsettiğinde hiç zannetmiyorum. Zaten sözler de aynı değil. Sözler de aynı değil. Ama bakın kaç zamandır bunu yapıyorlar. Biz bir şey söylüyoruz. Önce bir bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bakın göreceksiniz yakında buna benzer bir projeyi getirecekler. Seçimi de çok az. Bağırıp çağırıp. Olur yakalarlar getirir. İşte bakın en basiti söyledim. Yani emekli projesi, ucuz konut projesi hep arkasından dönüyorlar, dolaşıyorlar. Bu sefer kendileri gelip aynı şeyi söylüyorlar. Şunu söyleyeyim. Bu iktidarın artık proje falan üretme kapasitesi kalmamıştır. Bu ülkeyi yönetmek takati de kalmamıştır. Bu çaresizlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya çıkarmış olduğu o büyük resme ve onun altındaki bir takım projeleri karalama çabası içine girmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri halka dokunan projelerdir. Halkın sorunlarına çözüm olmaya çalışan projelerdir. Peki. Bakın şurada bir proje getiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyüyememe meselesine çözüm getirmeye çalışan bir proje. Türkiye'nin işsizlik meselesine çözüm getirmeye çalışan bir proje. Türkiye'de vatandaşların düşük gelirli, kalitesiz işlere mahkum olmasının kurtarmaya çalışan bir proje. Bunları konuşalım. Yani işte kalkıyorlar diyorlar ki asgari ücret şöyle olsun böyle. Asgari ücret yeterli mi insanların geçinmesine? Bugün neden Türkiye çalışan yoksulluğu bakımından OECD'de sonuncu? Bunu niye tartışmıyoruz? Bunu çözmek için ben bir şeyler getiriyorum. Yapamazsın. Ey iş adamları bunun üstüne gidin diye bar bağırıyorlar. Böyle bir yaklaşım olamaz. Bu son derece açık söyleyeyim halka saygısızlıktır. Sorunlar ortadadır. Bütün bu sorunları biz tespit etmişiz. Bu sorunların çözümüyle ilgili önerilerimizi getirmişiz. Getirsinler kendi projelerini. Bize eleştirmeyi bıraksınlar. Takıldılar arkamıza sürekli bizi eleştiriyorlar. Ondan sonra da taklit ediyorlar. Siz ne yapacaksınız? Getirin bir görelim bakalım. Yok takatleri bir şey getiremezler.
Akif Bey. Özelleştirmeyle ilgili şunu ilave etmek isterim. Biz limanların özelleştirilmesiyle ilgili Kuşadası Limanı, İzmir, başka limanlar da olabilir. Neden limanları özelleştiriyorsunuz şeklinde bir siyaset izlemedik. Özelleştirmeyi saydam yap, şeffaf yap. Onu söylediniz zaten. Hak edeni hak eden alsın. İtirazınız var. Karşı çıktığımız budur. Şu anda da olsa gene karşı çıkarız. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi burada beni en projede çok etkileyen bir şey var. Bir cümle var. Projenin kendisine ne kadar bağlı bir onu sormak istiyorum. Türkiye o bir orta gelir tuzağına bence düştü. 7 yıldır biz milli gelirimizi, Ahmet Hakan, bence Türkiye'nin en büyük sorunu bu. 7 yıldır biz 10 bin dolar milli geliri 11 yapamıyoruz. 7 yıldır 10, 10, 10, 10 böyle. Bu yıl hatta 9'a benim gidiyor. Hesabım 2014'te 10'un altına inileceğiydi. Nasıl oldu da onun üstünde kaldı açıkçası onu da çok net anlayabilmiş değilim. Ama bu yıl da döviz kuru bu seviyelerde kalırsa bu büyüme seviyesiyle biz 10'un altına inince 8. yılda 10'un altına inmiş bir ülke durumuna gelecek Türkiye. Ama o büyüdük dediğimiz yıllarda dahi bizim bir sorunumuz vardı. Dünya insani gelişmişlik şeyine baktığımız zaman biz, çünkü büyüme sonuç olarak bir rakam, işsizlik de bir rakam. Ama Emin Çapan'ın işsiz kalması bir dram. Benim işsiz kalmam da. Ama işsizlik olarak baktığınızda artı bir kişi. Zaten kaç milyon kişi var. Milli gelirin artması da bir rakam. Ama insani, burada bir cümle geçiyor. 2035 yılına gelindiğinde İnsani gelişmişlikte bugün bulunduğu 69. sıradan ilk 20'ye taşınmış bir Türkiye. Şimdi bu bence büyümenin kendisinden de işte efendim ne bileyim projenin kendisinin şurasından burasından da daha önemli şey. Buna nasıl hizmet sağlayacak? Ben bunu bilmeyi çok istiyorum. Bunu neden istediğimi de söyleyeyim. Çünkü bizim kişi başı gelir dediğimiz şey işte Sabancı'yla, Koç'la, İşte Emin Çapa'yla sokaktaki Ahmet Efendi'nin gelirini toplayıp bunu bölmek benim gelirimin 10 katı, 1000 katını birdenbire ortalama gelir gibi ya da 100 katını görmek gibi bir şey. Bu insani gelişmişliğe sizin projeniz nasıl katkı sağlayacak? Bir bunu söylerseniz çok mutlu olacağım. Seçim bildirgenizde vardı zaten değil evet. mi bu veri? Evet, şimdi tabii şöyle, bu projeye baktığınız zaman birkaç tane şeyi var. Bir kere gelire katkı yapan bir proje, onu gösterdik. Yani 30 küsur bin dolarlık Türkiye ortalaması bu şehirde 33 bin dolar. Dolayısıyla yaşam standardına pozitif etki yapıyor. İnsani gelişmişlik endeksinin alt şeylerini sayıyorum. Sağlık dedik, daha sağlıklı insanlar dedik. Bu şehri hem çevre bakımından o boyutlarını çok fazla dile getirmedik ama sürdürülebilir çevre. Güneş enerjisinden gelecek büyük kısmı demişsiniz. Güneş enerjisi, yeşillik, bunların hepsi var bu şehrin şeyinde, altyapısında. Böyle baktığınız zaman daha sağlıklı, daha uzun yaşayan insanlar demek. Sağlık hizmetleri var. Bunlara da bak. Son olarak eğitim. İşte biraz önce eğitimden bahsettim. Daha eğitimli, daha fazla okullarda uzun süre kalabilen insanlar. Ama bu durum bütün insan, bunlara, bir dakika, bu durum insanlarımızın sadece bir kısmını, yani bir şanslı 2 yani milyon, şanslı 3 milyon. Şanslı 2 milyon, şanslı 3 milyon değil. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz yeni büyüme stratejisinin en önemli, en orijinal yanlarından bir tanesi, bu ilk defa toplam büyümeyi, toplam büyüklüğü hedefleyen değil, insani gelişmişlik endeksinde 69. sıradan 20. sıraya ülkeyi çıkarmayı hedefleyen bir stratejidir. Bu stratejinin, Emin Bey'in sorduğu şey o, bu stratejinin altında bu da, bu projede o stratejide hedeflediğimiz büyüklükleri destekleyecektir. Şimdi bakın, böyle bir projeyi buraya koyduğunuz zaman tartışıyoruz. Aslında çok da güzel bir takım sorular geliyor. Mesela bu şehrin geriye doğru bağlantıları. Çekici özelliği var bu şehrin. Biraz önce dedik 550 bin de şehrin dışında, yani merkezin dışında ilave istihdam imkanı sağlayacak. Yine bir başka şey, katma değer olarak baktığınız zaman da evet, yani burada belki
kümülatif 1 trilyon dolarlık bir katma değer meydana gelecek ama onun dışında, şehrin dışında diğer yerlerde de bu şehrin etkisi nedeniyle 437 milyar dolarlık yeni bir katma değer imkan tamamlayıcı çıkacak. Yani bu bir tanesi. Bunun gibi bizim söylediğimiz yine bu mikro reformlar, diğer şeylerde baktığınız zaman, altına biraz daha girdiğiniz zaman bu tür etkiyi yapacak başka düzenlemelerimiz de var. Yani şu tuzağa düşmememiz lazım. Hem orta gelir tuzağına düşmeyelim ama ülkenin bütün meselelerini de ben bu projeyle çözerim gibi bir tuzakta bir yaklaşımımız da olamaz. Ama ülkenin meselelerini, yani vatandaşın sıkıntısını çözmeyi kolaylaştıracak bir projedir. Önemli bir projedir. Türkiye'yi dünyaya entegre edecek bir projedir. Yetmez. Bölgemizde, coğrafi olarak baktığımız zaman bölgemizde barışı sağlayacak ve o Dünya Bankası'nın falan da söylediği, yani bölgedeki bu kopukluğun ortaya çıkardığı büyüyememe ve düşük büyümeye mahkum olma sorununu çözüp çok daha büyük bir sinerjiyi ortaya çıkararak bir Orta Doğu'da da barışı sağlayacak olan bir proje olarak bakmak lazım. Erdoğan Bey, bir izleyicimiz diyor ki, kardeşim diyor, ülkemizin en temel, en önemli ihtiyacı aslında Emin Çapa gibi, belki de onun sürekli vurguladığı şey, üretimdir diyor. Yani en önemli ihtiyaç üretim. Sizse diyor, yani size yönelik, üretime yönelik net bir projeden bahsetmiyorsunuz. İşin hamallık kısmından bahsediyorsunuz. Hizmet işin hamallık kısmıdır diyor. Üretim yok diyor. Emin Çapa da aslında seyircimiz biraz daha basit ve net ifade etmiş. O daha nazik ifade etti. Aynı şey galiba, değil mi kastedilen? Şimdi yani, aynı şey ama ben şu haksızlığı yapmak istemiyorum. CHP'nin diğer burada biz bir tek bu projeyi konuşuyoruz. Bir tek şey, üretim tarafını CHP'nin programında söylenmiyor değil. Bolca üretime atıf olduğunu ben görüyorum. Teknolojiye atıf olduğunu görüyorum. Benim demin o söylediğim işte, bunların hepsinin birbirinin içine entegre olması. Faik Bey onu söyledi. Faik Bey de biraz evet, yine söyledi. De şu önemli bir şey. Bizim şunu görmemiz lazım Ahmet Hakan. Biz bütün bu her şeyi, eğitim, demokrasi, ki bana derseniz büyüyelim mi yoksa demokrasimiz mi güçlen? İlle de birinden vazgeç. Tabii hepsi birlikte olsun. Ama ben demokrasiyi tercih ederim. Ama bunu net olarak söylüyorum. Zaten o büyümeyi getiriyor. Evet. Ama yani ayrış değil. Dolayısıyla tabii, bunu aslında şunu söyleyeyim. Büyüme demokrasiyi getiriyor diye bir şeyi biz net olarak söyleyemeyiz. Tersi. Ama demokrasi büyümeyi getiriyor. Demokrasi büyümeyden de önemli bir şeyi getiriyor. Benim için büyüme önemli değildir. Büyüme dediğiniz zaman kimin büyüdüğü çok önemli bir şeydir. Türkiye'de son 12 yılda Fortune'ın şeysine göre, Forbes'un özür dilerim, 3 dolar milyarderinden biz 43 dolar milyarderine geldik. 43 dünyanın, dünyada artış 4 kat, bizde 11 katın üzerinde. Bu doğru bir şey değil. Benim onu aşağıya doğru yaymam lazım. Neyi yaymam lazım? Eğitimin yolunu açmam lazım. İşte sanayiyi onun içine. Yani bunların hepsini birbirine entegre etmemiz lazım. Ben onu izah etsinler, bunları nasıl entegre edeceklerini diye. Çünkü hocamın bu konuda çok şeyleri var, okuyorum. O yüzden hani bunu izah edilmesini yani benzer istedim. Benzer şekilde oradan alırsak, yani Türkiye'nin şöyle bir kaynağı var. Çok sizler de bahsettiniz. Yaklaşık 1 milyon 20-24 yaş arasında 1 milyon üniversite mezunumuz var. 500 bin iş hayatında değil. Ama bu 500 binin eminim pek çoğu sizde rahatsız demeyeyim de Twitter'da geliyordur. Atanamayan İBF'liler, ziraat mühendisi vesaire vesaire. Bu önemli bir kaynaktır. Bu kaynağı yetiştirmişiz ve epey bir maliyeti olan bir kaynak. Bu kaynağı yani hazır orada duruyor. İşsiz ordusu. İşsiz ordusu ama bir fabrikayı, eğitimli, bir üretime başlamak istediğiniz anda onu hemen getirebileceğiniz bir hazır kaynak. Çok zordur onu yetiştirmek. Bu tür projelerle aslında bu genç kuşağı, o kaynağını, o potansiyelini, o dinamizmini kullanabileceğimiz bir şey oluşacak mı aslında? Zaten. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin söylediğiniz, yani Türk sanayi, sırf siz hizmet sektörü. Hizmet de dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Üretimden daha ziyade. Öyle hamallık deyip değil, geçiştiremez. Değil. Hizmet çok önemlidir. Yani en üst gelir grubu hizmet sektöründedir. Bunu unutmayalım. Ama bu projenin şöyle bir avantajı var. Eğer ben ham maddeyi uzak doğudan veya belli ülkelerden buraya getirip kendi sanayicimin elinin altına koyuyorsam, benim sanayicimin rekabet şansını güçlendiriyorum demektir. Evet. Yani
Bu projenin benim kendi sanayicime hem pazara ulaşmakta hem de kendi üretimdeki ham maddeyi bulmakta kolaylaştırıyor. Peki size ben böyle bir şey sorabilir miyim? Sanayicilerle konuştunuz mu? Odalar Birliği ile konuştunuz mu? Onlara anlattınız mı projeyi? Ne dediler ilk etapta? Türk Konfet'in Van'da bir toplantısı vardı. Böyleli bir merkeze ihtiyaç olduğunu kendileri açıklamalarında söylediler. Biz onlarla konuşmadık ama gazetelerdeki açıklamalarını okuduk. Ben sanayiciyim. Bu projenin Türkiye için ne anlama geldiğini bilirim. Ve bu projenin Türk sanayicisini nasıl bir seviye atlatacağını da bilirim. Bu çok önemli bir proje. Ben eğer Türkiye'de hukuk, bizim birçok projelerimizde tabii ki üretim var. Demin siz hukuka değindiniz. Eğer bu ülkede biz hukuku egemen kılmazsak, tartışma ortamından çıkaramazsak bu ülkeye ben yabancı sermayeyi getiremem. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında zaten dört ayaktan bir tanesi budur. Yani hukuku bu ülkede egemen kılmak istiyoruz. Projeyle ilgisi yok bu söylediğiniz. Tabii ki projeyle ilgisi yok ama bu projenin de hayata geçip güçlenmesi için hem yurt içindeki yatırımcının hem de bu ülkeye gelen yurt dışındaki yatırımcının yarın malıyla ilgili, canıyla ilgili kendisinin bir kaygı duymaması lazım. Yani ben bir açıklama yaparsam vergi memurları yarın benim kapımda olur veya bir işte sen git tutukla peşine ben kanunu çıkartırım denmemesi için de önce hukuk devletini egemen kılmalıyız. Türkiye'nin bugün gelişmişlik, insani gelişmişlikte biz ilk 20'nin içerisine girmek istiyorsak bu tip projeleri biz de hızla hayata geçirmeliyiz. Demin dediniz ki sırf bu bölgedeki 2 milyon insan mı? Hayır. Bu bölgede gelir, kişi başı gelir 33 bin olacak ama bu bölge dışındaki kişi başı gelir de 30 bin dolar seviyesinde olur. 30 bin dolar seviyesinde olduğu zaman zaten gelişmiş 20 dünya ülkesi arasındaki yerinizi alırsınız. Bugünkü yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Belli iş adamını, belli sanayiciyi, toplumun belli kesimlerini kendi yandaşı gibi görüp diğer toplumun öteki kesimini ötekileştirip ve Türkiye'deki rekabet ortamını ortadan kaldırmasıdır. Türkiye'deki nitelikli insanların benden senden ayrışımı yaparak o insanların iş gücünün ekonomiye katılmamasıdır. Türkiye'de işte diyorlar ki kardeşim ben ikinci köprüyü yaptım, havaalanını yaptım ama bakın hep aynı tip insanlara veriliyor. Yani o insanlardan başka bu ülkede bu hizmeti sunacak kimse yok mu? Var. Peki bir seyircimiz şunu soruyor, diyor ki lojistik merkezlerin dünyadaki hepsi limandır diyor. Mesela Hong Kong, Dubai, Singapur, Rotterdam, Hamburg. Nasıl olacak da bir liman olmayabilir diyorlar. Bu bir ticaret merkezi. Lojistik merkezine üstüne bir merkez ama ben ona katılmıyorum. Yani bu sanıyorum belli dokümanlardan okumuş. Dünyada bu tip merkezler ulaşım ağları üzerinden kurulur. Biz ulaşım ağları. Şimdi ben demin de söyledim. Şimdi kalkıp da bana liman merkezi öyle böyle bir merkez kurun deseler. İskenderun'un yanına mı kurayım? Mersin'in yanına mı kurayım? Samsun'un yanına mı kurayım? Trabzon'un yanına mı peki kurayım? Peki niye siz mesela Dubai gibi demiyorsunuz, Hong Kong gibi demiyorsunuz? Tam uyuşmuyor mu onlarla? Tam uyuşmuyor. Uyuşmayan tarafları olduğu için mi? Tabii ki bu bir ticaret koridoru. Yani orası bir ticaret merkezi. Fark var. Ölçeği farklı. Bu bir ticaret koridoru. Yani bundan birçok ülkenin bu noktada hizmet aldığı bir merkezi oluşturuyoruz. Ve bunun öyle bir altyapısını sağlamak istiyoruz ki toplumun yani ülkelerin büyük bir kesimi burada hizmeti çok kısa sürede çok hızla ihtiyacını gidermesini sağlayacak bir merkez oluşturuyoruz. Yani 4,5 saatlik mesafede biz işte milyarlarca insanın yaşadığı bir coğrafyada bu hizmeti sunmak istiyoruz. Peki soru? 40 milyar dolarlık kısmı kamudan finanse edilecek. Toplamda değil mi bu? 40 milyar, 200 milyar dolarlık projenin 40 milyar doları kamudan. Bütçe kaynaklarından mı? Bütçe kaynaklarından veya herhangi bir modelle. Kamu özel işbirliği modeli modelini kullanıyoruz. Yaralanacağımız bir model. Yani 160'ın dışında kalan 40 kamu özel işbirliği olacak. Evet. Kamu artı kamu özel işbirliği. Bir de şeyi sormak istiyordum. Demin hukuk güvenliğinden bahsettiniz doğrudan yabancı yatırımlar açısından. Daha İstanbul Finans Merkezi'nde İstanbul Tahkim Merkezi vardı uyuşmazlıkların orada çözülmesi için. Yanlış hatırlamıyorsam son torba kanunlardan birisinde
yabancı yatırımcının Türkiye'deki yargı sistemine olan güvensizliğinden dolayı İstanbul Finans Merkezi tahkim merkezi olmaktan çıkarıldı. Bu müthiş bir şey. Eğer yürürlüğe girdiyse ki girdiğini zannediyorum. Dolayısıyla bu hukuki güvenliği yeniden tesis etmek çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Bunu nasıl yapacaksınız, sorarsanız konu hukuka döner. Daha pratik kısa bir soru soracağım aslında. Bu projede hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak bir tahkim önerisi var mı? Daha doğrusu buna ihtiyaç var mı? Yabancı yatırımcı açısından. Şey yok. Yok değil mi? Genel sistemimiz neyse o. Faik Bey. Güven tabii çok mühim bir şey. Bir düşünürün söylediği bir şey var. Güven ruh gibidir diyor. Bir kere çıktığı zaman bir daha zor gelir. Dolayısıyla ama Türkiye'de de baktığımız zaman gerçekten güven endeksleri büyük bir hızla geriliyor. Yani bugün tüketici güven endeksini yayınladılar. Son 6 yılın en düşük seviyesine indik. Yine bakın 2011 son dönemde Türkiye'de işte bu kurumsallık, bu hukuk devleti bunlar tahrip oluyor. AKP kendini istikrarın sembolü gibi gösteriyor ama şu anda istikrarsızlığın en önemli kaynağı AKP ve onların örtülü lideri yukarıda bulunan. Açık söyleyeyim. Şimdi böyle baktığınız zaman bugün Sayın Babacan demiş ki ne kadar reform yapılırsa o kadar hızlı büyüme olur. Doğru. Ama Türkiye'nin gerçekleştireceği en önemli yapısal reform 7 Haziran'da bu iktidardan kurtulmak. Ondan sonra da herkesin anayasal çizgisine çekilmesini sağlamaktır. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olur diye düşünüyorum. Erdoğan Bey, bugün projeyi bir izleyicimiz diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ilk dinlemeye başladığımda böyle diyor bir lojistik şirketinin açılışını yapıyor gibi göründü bana diyor. Üzerinde bu kadar çalışmış bir projenin sunumunun da kuvvetli ve net anlaşılır olması gerekiyordu. Biraz tanıtımı basite indirgemeye çalışılırken içi boşaltılmış gibi göründü diyor. Hak veriyor musunuz bu izleyicimize? Hak vermiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değinmediği hiçbir konu kalmadı. Tabii ki bu projenin merkezinde lojistik var. Bunu kabul ediyorum. Ama bu proje lojistiğin dışında birçok alanı da kendi içerisinde barındırıyor. Yani bunu kalkıp bir lojistiğe oturtursak bu projeye haksızlık etmiş oluruz. Bilmiyorum daha ne yapabilirdik? Türkiye'nin en önemli bir yerinde, Türk basının önünde projemizi açıkladık. Tanıtım filmimiz vardı, konuşmalarımız vardı. Ama tabii biz bazıları gibi böyle hayali projeleri büyük şovlarla açıklayan bir parti değiliz. Biz mütevazi bir partiyiz. Biz dersimizi iyi çalışırız. Dersimizi iyi çalıştık. Mazruf diyorsunuz. Tabii ki dünyayı inceledik. Dünyadaki örneklerini inceledik. Bunun nasıl yapılacağını inceledik. Boyutlarını inceledik. Bütçesini inceledik. Ve bununla toplumumuzun karşısına çıktık. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün sosyal medyada ve diğer birçok yerde, yani Karaman'dan aradılar beni, Mersin'den aradılar, Adana'dan aradılar ve toplumda çok büyük bir heyecan uyandırdı. Bu heyecan AKP'yi paniğe sürükledi ki bugün başbakan durmadan bize cevap veriyor. Benim kitabımdan aldılar diyorlar. Kitabımdan aldık dedikleri kelime de merkez lafı. O merkez ülkeyi kullanmış. Kitabında lojistik var mı yok mu sanmıyorum. O merkez benzerinden yola çıkarak bizi eleştirmeye çalışıyor. Bakın bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Ben Türkiye'nin böyleliği bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Merkez Türkiye projesi, 100 yılın projesinin Türkiye'nin dünya pazarlarından pay alması için yapması gereken önemli bir hamleydi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptı. Eğer biz dünya ticaretinden pay alamazsak bugün düştüğümüz o %3 büyümenin dahi altına düşeriz. Bu Türkiye'nin felaketi olur. Türk sanayisi hızla geriliyor. 14. sıraya geriledi. Bizim tek çıkış noktamız bu tip projelerle dünya ticaretinden pay almaktır. Yani 21,5 milyar dolarlık benim 4,5 saatlik coğrafyamda ben bir kenara durur, komşularla sırf çatışmayla, bir politikayla bu ülkeyi yönetmeye kalkarsam, bakın bu ülkeyi AKP iktidarı devraldığında o beğenmedikleri kriz iktidarı, o
DSP, ANAP iktidarı %7'ler büyümeyle devretti. O %7 büyümeler 6'ya düştü, 5'e düştü, 4'e düştü. Şu anda 3'e düşmüş durumda. Bakın AKP iktidarının ortalama büyümesi 4'ün altına düştü. Yani bu kadar başarısız. Erdoğan Bey, şöyle bir izleyicimiz diyor ki, yıllardır lojistik işi yaparım. Fakat diyor, Erdoğan toprak kadar hayali konuşan birini görmedim diyor. 55 günü 15 saate indirmek çok absürtçe geldi bana diyor. Ben onun cevabını vereyim. Haklıdır. O 55 günü geminin oradan çıkıp Azerbaycan'a gideceğini sanıyor. Biz zaten bu projenin ana maksat ve amacı o üretici ülkelerin Türkiye'de bir merkez oluşturmasını savunuyoruz. Yani benim projemin amacı bu. Ve burayı kullanarak o ülkelerin ihtiyacını burada 15 saatlik bir mesafeyle Azerbaycan'a o yükü indirmektir. Ama yani, oradan gelecek ya, belli bir mesafe merkez var. Merkez burası olacak. Yani merkezden geçiş. Tabii. Evet, hap olarak burayı kullanacak. Yani siparişi verdikten sonra depolayacak. Burada depolayacak. Depodan Azerbaycan'a 15 saatte gidecek. 55 günle 15 saati bir daha anlatır mısınız? Ben biraz zor anlıyorum. Evet, rica ederim. Şimdi dünyanın her tarafında belli üretici firmalar ürünlerini bir merkezde toplarlar. İhtiyaç olduğunda fabrikaya değil, o merkezlerden ihracat yaparlar. Biz de diyoruz ki dünyanın üretim merkezi uzak doğudaysa onun burada depolamasını, onun burayı kullanmasına biz altyapı hizmeti sunacağız. O buraya gelip konuşlanacak. Dolayısıyla 55 gün olacak sana 15 saat. 15 saat. Anladım. Bu kadar. Yani ben bu avantaj, dünyanın her yerinde de bu avantaj böyle kullanılır. Benim gibi zor anlayan anladıysa bütün izleyicilerimiz anlamış. Rica ederim. Sağ olun. Buradan seçimlere girebilir miyiz aslında? Önümüzde bir seçim var aslında. Bu nasıl etkileyecek? Bu konu üzerinden. Ben seçimden bir şey söyleyebilir miyim? Benim projeye ilişkin bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye bütün projelerin ve bütün yatırımların İstanbul üzerinden yapılmasından yoruldu. Gerçekten İstanbul dışında bir yer demeniz Allah aşkına, evet, gibi yetti yani. Evet, bir yani bunu bir söylemeden, senin ilk başta söylediğin onun üstünde durulmadan ben bitirmeyelim eğer seçime gidiyorsak. Şu bir gerçek. Türkiye artık İstanbul üzerinden, sadece İstanbul üzerinden büyüme ve bütün nüfusu buraya getirme, burada rantlar yaratma ve İstanbul üzerinden rantı dağıtmadan vazgeçin. Tamam, İstanbul dünya için çok önemli. İstanbul Türkiye için çok önemli. Ve öyle de kalacak. Bunu zaten tamamen değiştirmek mümkün. Bu proje onunla ilgili değil. İstanbul'un önemini zaten koruyan. Zaten o mümkün değil. Onu öyle yapamayız. Türkiye'de bunu İstanbul'u şeyleyemez. Ama şunu unutmayalım. Böyle bir bütün ekonomiyi bir yere yığmak, arada Çağdaş Hocam şöyle bir şey demişti. Maazallah bir deprem bir şey olsa Türkiye ekonomisi %40'ı birden gidiverecek. İzmit depreminde biz bunu gördük. Kocaeli bölgesi sanayi bölgelerimizden. Dolayısıyla biraz da lütfen Anadolu'ya yatırım yapıldığını, Anadolu'daki insana yatırım yapıldığını, onların ayaklarına bir şeylerin gittiğini görelim. Ve orada yani oralarda da bir takım heyecanlar, çılgın tırnak içinde çok duyuyoruz durmadan. Çılgın projeler yapıldığını görelim. 150 milyonluk havaalanı yerine 10-10-10'luk ben Anadolu'da da bolca büyük dev bir şeyler yapıldığını görelim. O yüzden de bir... Önemli diyorsunuz. Önemli yani... İçeriği tartıştık, konuştuk ama onun dışında her şeyin ötesinde Anadolu'da da bir şey yapıldığını, diğer siyasi partilerde de varsa onu da duymayı açıkçası çok isterim. Seçim. Ben yine bu konu üzerinden aslında seçimden. Yani evet, sonuçta evet. Seçmen davranışını bu tür projeler nasıl ettiler vesaire. Etkiliyor mu? Evet, yani hem bir araştırmacı etkiliyor, olarak da söyleyeyim. Hemen etkiliyor ama hangi seçmenin hangi sonucu etkiliyor onu söyleyeyim. Ben genelde seçmenleri genel olarak 3 kategoriye ayırıyorum. Biri ideolojik seçmen, onları etkilemez, kıskandırır. Kendi partisininki ise sever, rakip parti kıskanır. Örneklerini görüyoruz sanırım. Bir liderin peşinde giden vardır. Onlar da sadece lider neredeyse oraya gider. Türkiye'deki %90 seçmen bu iki gruptadır diyebilirim. O zaman %10'a mı hitap ediyor? %10, onu diyeceğim ama %10 çok önemli bir %10. Çünkü tüm partiler o %10 üzerine mücadele eder. Kararsızlar dediğim. Kararsız. Ben ona ekonomik seçmen diyorum. Son dakikacı, işte siyasetsiz, değişik isimler. Ateş İlyas siyasetsiz seçmenler mesela. Dolayısıyla bu seçmen grubu şeye bakar. Ya bu otobüsü kim sürsün? Hangisi gelirse bu ekonomiyi iyi yönetir.
benim sorunlarımı çözer. Bu projelere bakar. Bu tür projelere bakar. İşte bu projeci ya da işte ben ekonomik derim şeye bakar. Ekonomi pek iyi gitmediği zaman bu seçmen grubu biraz daha hassas olur. Her tarafa bakar. Ya şoförü değiştirsek mi ya da yanına bir muavin mi koysak gibi. Dolayısıyla bu tarz projelerde seçmenin etkilenme olasılığı bu son grupta çok önemli. Bu ekonomik seçmen. Onlar seçim sonucunu belirleyecek. Dolayısıyla bu tür projelerin tartışılması konusunda bu arada o seçmenler bu programları pek izlediğini zannetmiyorum, onu da söyleyeyim. O seçmenlere ne kadar bu projeyi ikna edilebilirse, kimin yapacağı... Nereden hitap edecekler onlara? Onun mecrasını siyasetçilerimiz daha iyi bilir. Yani bir sürü farklı şey var. İyi bir şekilde anlatmadan tut da mahallelere kadar, gezmeye kadar. Ama bunun şöyle bir projelerin bu seçim döneminde tüm partilerin ekonomik söylemi ön plana tutmasının ülkemiz adına bence doğru bir tartışma zemin olduğunu düşünüyorum. Bu tartışma da o anlamda çok verimli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum böyle projelerin üzerinden bir tartışmaya gidilmesi. Hem bizi izleyen gençlerin de en azından farklı alternatifler ve kalkınma modelleri üzerine bir fikir sahibi olup daha tercihlerini ona göre vermek konusunda yardımcı olacak. Evet, yani demek ki ille de inşaat gerekmiyor, ille de İstanbul gerekmiyor. Başka alternatiflerimiz var. Bunu gösteriyor bu proje. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Siz şimdi ilk çıkışınız bu asgari ücret, emekliye iki bayram ikramiye, maaş ikramiyesi, taşeron işçiler meselesi falan, onlarla ilk atışı yaptınız ve büyük ölçüde gündemi belirlediniz. Ama sonra sizden sonra başka partiler de benzer vaatlerde bulunduğu için o sizin ilk çıkışınız biraz böyle şey oldu, hani alışılmış bir hale geldi, biraz yıprandı. Şimdi bu böyle bir strateji mi izlediniz, hani tam bu yıpranma aşamasında biz bu dev projeyi sunarız, böyle bir seçim stratejisi mi bu, hani bu zamanlama? Şimdi bizim projelerimizi anlatmamız için bir süre gerekiyordu. O projelerin kamuoyu tarafından bilinirliği belli bir noktaya ulaşması gerekiyordu. Şey ulaştı mı şimdi? Ulaştı. Emekli tamam mı? Tamam. %90'a ulaştık. Yani ölçümlerimizi yaptık. Şu anda bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin projelerinin toplumdaki bilinirlik ve o bilinirliğin kabulü bizim istediğimiz noktaya ulaştı. Emeklilik noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri %60'ın üstünde bir kabul gördü. Yani bu kabul... Ne demek bu? Nereden biliyorsunuz? Ölçtük. Yani nasıl bilimsel, ölçüyorsunuz? Anketlerle ölçüyoruz. Ve anket yaptığımızda karşımıza çıkan sonuçlar şu oldu. Hem partimizin oy oranı arttı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 30'ların üstüne çıktı. Ve diğer taraftaki AKP de %37'lere doğru gerilediğini görüyoruz. Bu bizim projelerimizin kabulü ve projelerimizin kamuoyundaki yapılabilirliğini gösterir. Genel başkanımızın güvenilirliği, yapabilirliği de son aylarda 7 puan yukarıya doğru çıktı. Bu bizim için olumlu bir gelişme. Bu projeyi bilerek tabii ki etaplarımız vardı. Birincisi önce toplumdaki bu sosyal adaleti sağlayacak politikalarımızı öne çıkardık. Önce toplumun desteğini arkamıza aldık. Sonra bu ülkede üretimi canlandıracağız. Bu ülkedeki milli geliri arttıracağız ki toplumun diğer kesimlerine bu kaynağı paylaşalım. Önce üreteceğiz, sonra adil bir şekilde paylaşımı ortaya koymuştuk. Evet. Bu projede bunu tamamlıyor. Hmm. Tamamlayanlardan bir tanesi. Başka bizim var mı hedefimiz peki? Şu anda bu projeyle devam edeceğiz. Tabii ki kendi kampanya stratejimizde bir adımımız daha olacak ileriki günlerde. Ama bu proje diye beklenmesini de beklentiye sokmak istemem. Şu anda toplumda %9 dolayında kararsız bir oy var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi bu %9'u alıp tek başına iktidar olmak istiyor. Çünkü bu proje sosyal demokrat bir partinin hayata geçireceği bir proje. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin komşularıyla çatışma diye bir programı yok kafasında. Biz komşularımızla barış içerisinde, dayanışma içerisinde büyümek istiyoruz. Çünkü benim ürettiğim malı Antep'teki, Adana'daki, Konya'daki, Bursa'daki benim KOBİ'm kendi komşusuna veya yakın ülkeleri satacak ki bu ülkenin ekonomisi canlansın. Cumhuriyet Halk Partisi dışında şimdi AKP bu ülkenin başında kalsa eğer Suriye'yle, Irak'la, Mısır'la barışı yapması mümkün mü? Siz gelince nasıl olacak? Oradaki kargaşalar
iç savaş hali hala sürüyor. Birdenbire bir değnek değecek, sihirli bir değnek değecek ve bir barış ortamı mı olacak? Tabii ki olacak. Bakın. Nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak. Biz o ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyeceğiz. Ama zaten o ülkeler şimdi iç savaş var Suriye'de yani mesela Suriye iç savaşı. En azından tarafsızlığımızı koruyacağız. Unutmayın 1980'lerde Irak İran'la savaştı. 9 yıl savaştı. Türkiye onların komşusuydu. Ve Türkiye hem Irak'la hem İran'la diplomasisini devam ettirerek her iki ülkeye de büyük ihracatlar yaptı. Her iki ülke arasında da saygınlığı vardı. Şimdi ben kalkıp da Suriye'nin iç işlerine niye müdahale edeyim? Ben Mısır'ın iç işlerine niye müdahale edeyim? Libya'nın iç işlerine niye müdahale edeyim? Ben böyle bir hakkı kendime nerede görüyorum? Efendim insan hakları yokmuş. İyi de sen El Beşir 300 bin tane adamı öldürdü. El Beşir Sudan Devlet Başkanı kırmızı halıyla bu ülkede karşıladın. Peki El Beşir'in ülkesinde insan hakları var mı? Yok. Demek ki yapılması gereken nedir? O ülkelerin iç işlerine müdahale etmemek. Tabii ki insan haklarındaki belli adımları atmasını istersiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8 Haziran'da iktidara geldi yapacağım ilk iş komşularla iyi ilişkileri kuracağım. Hem komşularımla iyi ilişkiler kurup ihracatımı arttıracağım hem de orayla ilgili bir güvenlik harcaması yapmayacağım. Bugün bana kalkıp diyor ki kardeşim sen emekliye nereden vereceksin bu kadar parayı? İyi de sen bu ülkenin başına 5,5 milyar dolar Suriye'den getirdiğin insanlara bakıyorsun. Ben onlara bakılsın. Onların karşısında değilim. İyi de sen ona 5,5 milyar bulup verebiliyorsan emekline de vereceksin. Yani burada hiç... Peki o Suriye'den gelen insanlar sizin iktidarınızda hadi bakalım memleketinize dönün olacak mı? Hayır Sayın Hakan. Bu çünkü çok konuşulan evet, bir şey. Evet. Sayın Başbakan da bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlarda bu tip şeylerle oradaki insanlara kötü tanıtmaya çalışıyor. Biz Suriye ile barışı sağladıktan sonra, Suriye'de huzuru sağladıktan sonra onlar niye burada kalsınlar? Bakın çöplükten ekmek topluyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Genç kızlar 12-13 yaşındaki kızları evlendiriyorlar. Onlar bu hayatından memnun mu sanıyorsunuz? Biz eğer orada bir ortamı sağlayabilirsek onlar zaten burada kalmazlar. Huzur içerisinde giderler. Anladım. Yoksa karmaşanın iç savaşın içine hadi bakalım gidin demeyeceğiz. Hiç öyle bir şey yapmayacağız. Peki. Emin Çapa. Şimdi bir şey daha merak ediyorum ben. Bütün bu vaatlerden sonra biz CHP'nin ekonomi vaatlerini bu seçimde gördük. Daha önceden böyle vaatler yoktu. Ve birbirinin içinde de oturan tutarlı vaatler, birbirini takip eden bir sistematik vaatler görüyoruz. Entegre. Entegre olan, birbirini destekleyen vaatler görüyoruz. Ben hatta bunun AKP'yi de etkilediğini düşünüyorum. Bu onlar konuşur, AKP yapar sloganının da biraz buna bir yanıt da olduğunu düşünüyorum. Bunun içinden bir şeyi merak ediyorum. Mesela bu proje, şimdi ben çok heyecanlandım ve çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Kendi başına bir büyümeye katkısı olacağını da düşünüyorum. Ama seçmene acaba ne kadar dokunuyor? Emekliyi bir tarafa bırakırsak o dokunur. Bir zamanlarda biz bu ülkede o ne veriyorsa ben 10 kuruş fazlasını vereceğim diyen siyasetçiler de görmüştük ama. Onu emekli tarafını bir tarafa bırakırsak onu da önemsiyorum. Gerçekten önemli bir şey verilmeli. Ama diğer ekonomik vaatlerinizin seçmendeki karşılıklarını ölçüm yapıyorsunuz. Bu seçimde gerçekten siz de ölçümlerle çalışıyorsunuz. AKP yıllardır çalışıyor. Bunun ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz? O sizin %9 dediğiniz, hocamızın 10 dediği seçmende size daha doğru. Onu bilemezler ki. Daha ama bugün açıkladılar. Hayır. Geriden doğru gelen bütün ekonomik vaatleri hani onları da geçmiş ölçerek buraya bize geldik. Evet. Karşılığı var mı seçmen? Var. Şimdi geçmiş projelerle bizim seçim bildirgesini açıkladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru çıktı. Yani birçok kamuoyu şirketine baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık 30'ların üstünde gösteriyor ve oy alabilirliği de yukarıya gidiyor. Bu şu demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri toplum tarafından kabul gördü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu projeleri hayata geçirdiğinde toplumun büyük bir kesimi yaşanacak bir Türkiye'yi özlem duyduğunu gösteriyor. Ve bu artış düşmedi. Bu artış devam ediyor. Baktığınızda hükümete yakın anket şirketleri dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının
adım adım yükseldiğini kendi kanallarında da söylüyor. Ben de takip ediyorum hepsini. Demek ki biz doğru yoldayız. Biz doğru bir tespit yapmışız. Biz bu projeleri toplumdan oy alalım diye de bunu yapmadık. Bu projeler 2011'de de bizim merkezimizde vardı ama bu kadarını tanıtamamıştık. Bu toplumda bu vatandaşlar benim vatandaşım. Yani ben o emeklinin 40 yıl bu ülkeye hizmet etmiş bir emeklimi ben ikinci baharında rahat yaşatmak benim devlet olarak görevim. Eğer ben onu böyle torunlarından bayramda kaçacak, harçlık vermemek için köşe bıçak kaçan bir noktaya getirmişsem bu utanılacak bir şeydir. Ben onu evladının eline bakacak bir hale getirmişsem bu utanılacak bir şeydir. Ben bunu oy almak için yapmıyorum. Tabii ki kazanmak istiyorum. Ama ben ona bir görev olarak yapıyorum. Bu ülkede eğer ben 90 yıldır emeklime 12 ay maaş vermişsem, 2 ay için bu ülke batacaksa varsın bu ülke batsın. Peki. Yani çok teşekkürler. Bir şey soracağım. Bir dakika. Şimdi projenin adı Merkez Türkiye Projesi ama o kurulacak olan şehrin bir adı olacak herhalde değil mi? Yani tabii, başka tabii bir adı olur. O henüz yok. Yok. Onu söyle ya da düşünmüşsünüz de belki yok. De açıklayayım. Yok. Onu belki sonra planlayacaksınız. Halka mı soracaksınız? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunu merak ettim. Faik Bey bir şey söyleyecek. Biraz önce Emin Bey'in dediği şey mühim. Türkiye ilk defa bir seçime bu kadar uzun süren düşük büyümeyle gidiyor. Türkiye ilk defa bir seçime hem özel kesimde hem de ailelerde borç yükünün giderek ağırlaştığı bir ortamda gidiyor. Bizim projelerimiz işte bu sıkıntıya yönelen projeler. Şimdi sordunuz biraz önce bu proje bu işin neresinde diye. Bu proje yaratacağı istihdamla, bu proje Türkiye'yi bu düşük büyüme sıkıntısından kurtarma potansiyeliyle ve insan onuruna yakışır gelir ve iş temin etme iddiasıyla bence seçmene dokunacak projelerden bir tanesi olacaktır yine öbür projelerimiz gibi diye düşünüyorum. Tabii bu projeyi iyi anlatabilmemiz lazım. Yalnız şunu söyleyeyim yani o %10 ilginç bir şey bu ekonomi programlarını seyrediyor. Yani ben, peki bir de böyle bir çalıntı şeyi var. Benim projemdi yok benden aldılar. Yani tamam başbakan benim kitabımda merkez kelimesi geçiyordu oradan aldılar falan dedi ama onun dışında da bazı işte kişiler Twitter'da benim kitabımda vardı, benim projemdi diyorlar. Biz neyi açıkladıysak Adalet ve Kalkınma Partisi bu bizim projemizdi dedi. Örnek veriyorum biz çiftçiye vergisiz mazot dedik. Sayın Kılıçdaroğlu bunu açıkladı. Hemen Sayın Erdoğan çıktı dedi ki bu gasptır dedi, bu bizim projemizdir dedi. Oysa onların yaptığı çiftçiye mazot yardımı adı altında. Ama bunu iktidar partisi dışındaki bir takım kesimlerden de geliyor yani. Yok ama biz neyi açıkladıysak hep bizim projelerimizin hepsi özgündür, bize aittir. Bize evet, aittir şey, derken pek çok kişi aynı iyi şeyi düşünüyor. Düşünebilir tabii yani o da var. Keşfetmedik. Yani gerçi Kanal yani. İstanbul açıklandığında da dendi canım işte önce ben düşünmüştüm diyen çok oldu yani. Ben demedim. Bu da çok şey bitiriyoruz. Son bir cümle. Ya şöyle Sayın söyleyeyim Ahmet. Ya. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi başbakan diyor ya benden esinlendi. Eğer biz Çinlilerden çok şey öğrendik. Bu projede o ticaret koridoru kısmını hem Güney Amerikalılardan hem de Çinlilerin projesini iyi inceledik. Herhalde Çinliler Ahmet Davutoğlu'ndan öğrenmiştir. Olabilir. Güney Amerikalılar da. Evet. Şunu söyleyeyim yani az önce söylediğim ekonomik seçimde CHP ilk kez yöneldi bu seçimlerde. Bir 3-5 ay önce CHP Türkiye ekonomisini yönetebilir mi diye sorulduğunda bir araştırma var. %20-25'lerdeyken şu anda AK Parti'yi yakalamış bir durumda bu oran. Yani hem kadrosunu genişletti, zenginleştirdi. Selin Hoca'dan bahsettiniz. Hem de ekonomik bir söyleme geçti CHP. O anlamda bir atak yaptı. Peki. Ve tartışmayı da epey bir dönüştürdü diye düşünüyorum. Pozitif olarak. Erdoğan Toprak, Akif Hamza Çebi ve Faik Öztrak çok teşekkürler katıldığınız için her üçünüze de. Biz de teşekkür ederiz. Bu projeyi herhalde başka platformlarda da anlatmaya devam edeceksiniz. Önümüzdeki seçim kampanyası süresi içerisinde. Emin Çapa, Çiğdem Toker ve Çağdaş Şirin size de çok teşekkürler. Teşekkür. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Biz sorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 önemli ismi cevap verdi. Her zaman söylediğimiz gibi takdir sizin.